Merhaba kardeş, başladı program. Kırmızı çizgi etiketine yorumları bekliyoruz. Çizmeye başlıyoruz. İyi akşamlar efendim. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Önemli bir gün bugün, 24 Ocak. Türkiye'nin iki aslanının kayıp günü. 1993'te Uğur Mumcu, 2001'de Gaffar Okkan, iki tane aslanımızı kayıp verdiğimiz gün. Aynı zamanda Sayın İsmail Cem'in de öldüğü gündür bugün. O yüzden onlara bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'nin böyle büyük insanlarını kaybettiğimiz böyle hüzün gratif bir gün, ama daha da kötü günlerden geçmemek için başka aslanlarımız, Mehmetlerimiz şu anda Afrin operasyonunda. 2-3 şehidimiz var, Allah rahmet eylesin. Ama benim, Serdar bilmiyorum ya, sen hani kanaatte misin, en büyük mutluluğum şu ki toplumsal mutabakat var. Kesinlikle. Yani bunda bunu bir devlet işi olarak insanların algıladığını mutlulukla görüyorum. Bundan mutluluk diyorum. Serdar abi. Allah yardımcıları olsun. İnşallah en kısa sürede en büyük verimi alarak, en ağır hasarı vererek Türkiye'nin kendi topraklarının üzerinde operasyon yapılmasına izin vermeyeceğini herkese gösterecek şekilde, güvenli bir şekilde, mümkün olan az kayıpla bitirir, sonlandırır ve zaferle eve dönerler. Allah yardımcıları olsun. Kilisede geçmiş olsun diyelim. Kilisede geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Onların da artık hakikaten bu sınır güvenliği önemli bir şey. Tabii ki, elbette ki herkes gibi biz de vatanımızın yanındayız. Bir an evvel kısa sürede sonuç almak ümidiyle. Kalbimiz onlarla. Diyoruz. Tabii ki onlarla. Dualarımız onlarla. 8.30'da Sayın Cumhurbaşkanı da galiba şeyle görüşecek. Amerikan Başkanı ile görüşecek. Trump'la. Hayırlı, uğurlu, iyi günlerimiz olsun, güzel geleceğimiz olsun. Şehitlerimize Allah'tan bir kere daha rahmet dileyelim, ama gazilerimize olmasın, ama olduğu takdirde sağlıklar, askerlerimiz aslan gibi ikisini dönsünler. Aynen öyle, amin. Evet, programa başladık. Kırmızı çizgi etiketine yorumlarınızı ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Hazır ben başlamışken, çok hevesli, meraklı insanlar vardır. Geçen cuma akşam burada yaptığım, tahmin değil, altını çizeyim, aldığım bilgileri verdiğim konuyla ilgili, efendim, özür dilemem gerekiyorsa, bundan mutluluk duyacak insanlar varsa, evet, özür dilerim. Çünkü çok kötü bir gazetecilik faaliyeti oldu. Her gazetecilik faaliyeti efsane olmaz. Sadece Dursun Bey'in aldığı oyu bildik. Kalanların hiçbirini bilemedik. Tarzımız, tavrımız, üslubumuz sizi rahatsız etmiş olabilir. O da olabilir. Ondan dolayı da özür dilerim. Ama yaptığım asla bir tahmin ve analiz değildi. Yaptığım sadece bilgi paylaşımıydı. Ha, yine konuşuruz. Kongre kurtları dediğimiz abilerimizin, arkadaşlarımız da zaten bundan sonraki kongrelerde ne kadar etkin, aktif ve başarılı olacağı konusunda da soru işaretleri var. Demek ki Dursun Bey dahi... Soru işareti yok. Başarılı olamıyorlar. Olamayacaklar. Dursun Bey seçimi niye kaybettiği belli oldu ya. Bakın, kongre kurtları o kadar da bakın, kurt yani değillermiş çok, abi. Çok, yani. çok tatavası oldu. Yanıldığımızı kabul etmeyi bir kenara bırakın. Mustafa Bey deseydi ki, Mustafa Bey bizim elimizdeki done budur. Gerçekte bu çıkacak. Siz bilmiyorsunuz ama sanıktan bu çıkacak. Mustafa Bey bile, bırak yönetim kurulu falan. Çünkü ben cumartesi günü Galatasaray Sesi'nin bahçesindeydim. Konuştuğum neredeyse herkes sarı oy vermişti. Mustafa Bey vermiş. Fakat herkes dediği şuydu. Ya biz Dursun Bey'e bir ders vermek istiyoruz kendisine. Yani biz ona bir ders vermek istiyoruz. Burası Galatasaray. Seçimledin tabii. Seçimledim. Bir ders vermek burası istiyoruz. Burası Galatasaray. Burası Galatasaray. Sen öyle istediğin gibi sandığı 5 ay geriye alamazsın Dursun Bey. Dursun abi tırnak içinde Galatasaray istediler. Bunu çok duydum. Etrafında konuştuğum neredeyse herkes sarı oy vermişti. Ama tek dertleri vardı. Ya zaten Mustafa Bey'in kazanmasını beklemiyoruz. Biz bir ders vermek, özellikle bin barajı önemli, Mayıs'a tekrar seçime zorlama barajı önemli türünde yaklaşımlar duydum, gördüm ben. Ama tabii bizim başka gazeteci, iyi Galatasaray'dan haber alan gazeteci arkadaşlarımız zaten o günlerde işi bilmişler, yani cuma cumartesi biliyorlar. Onun sıkıntısı şu oldu abi, sözünü balla keseyim. Hani sen buraya kutuları çizip erken seçim sonuçlarını açıklıyorum dedin ya. Ondan o kadar zaten ses getirdi. Ya komik işte bunlar. Komik, güzel, güzel şeyler bunlar. Bunlar güzel şeyler işte. Biz onları herkese, bak, hem herkese mavra çıktı, hem de arkadaşlar bakın. Ben finalde bir radyocuyum. Televizyonda program yapıyorum. Aldığımız abi, finalde bilgiyi... gazetecisin. Ya, radyo, televizyon, radyo, gazete, o fark ya, etmez. Aldığımız bilgileri radyoda başka anlatırsın. Gazetede başka yazarsın. Televizyonda başka ifade edersin. Tabii. Ben bilmiyor muyum gayri resmi, kesin olmayan sonuçlar demenin riskli olduğunu. Tabii. Ama çok tekrar söyleyeyim. Aynı sonuçlarda bugün bir kere daha gelsin. Gene o haberi belki bu olan bitenden akıllanmış olarak daha yumuşak veririm. Ama o rakamları gene veririm. Yani bugün o rakamları tekrar burada dediğim gibi süslemesi az olarak gene veririm. Çünkü o gün de ona inanıyordum ben. Bir takım aklı evveller, bana ne, Dursun Bey'i tanımam, Mustafa Bey'i hiç tanımam ben. Dursun Bey'le iki tane, üç tane röportajımız var, sadece hiç tanımam. Ben niye seçim onu? Ben koskoca Galatasaray iradesi, ben kimim ki, ne yapıyorum? Asla öyle bir niyetim yoktu. O manipülasyonu ama, geçelim abi. Üç paylaşımın birinin altına manipülasyon algı resmi, yazıyor. O resmi, o fotoğrafı, yani o seçim fotoğrafını, o sandık fotoğrafını ben Mayıs seçiminden önce gene
önüme gelse tekrar haber olarak veririm. Ha, şey oldu tamam, o gayri resmi sonuçlar falan insanların tepkisini çekti. Hayır, tepkiye de bir şey demiyorum. O kadar kesin verirsen tepkiyi de alırsın. Hayır hayır, normal yani, alacaksın her seferinde, zaten doğru çıkacak diye bir şey yok. Onun minimuma indirmek önemli de yanlışı. Şöyle bir şey var. Bizde alışılmış, ortada kuyu olduğu için yandan geçelim, topa çok girmeyelim, sakin sakin konuşalım. Sinameki hayatımızda yaşayıp sinameki paylaşımlar yapalım. Yani dümdüz. Olabilir de olmayabilir de. Gulyabani diye bir şey var yoktur ama olabilir de. Ya bu tarz konuşulmadığı için. Ya riskle falan ilgisi yok. Adama burada gelen mesaj. Sen böyle büyük adama net konuşunca mesaj, farklı algılanıyor. 1650 miydi Dursun Özbek? O civarda 1600, bir şeydi. 980, 220 de beyaz demişler. 1623 o yıl zaten. Yani Dursun Bey'i bildik. Yani 900 artı 200 küsürü de ekledim mi 1500 oy eksikte kalıyor. O da zaten katılım beklenmeyen adam sayısı. Eyvallah. O katılımla geldi. Yayında şey de var. 3000'i geçerse Mustafa Bey şanslı olabilir ama gene bana sorsan gene kazanamaz derim. Ayrı konu. Önemli değil ya. Bugün herkes aynısını söylüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yani kimse yanlış anlamasın. Ayrıca başta Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu olmak üzere eğer bu konudan da üzülmüş olanlar varsa üzülürüm. Fakat benim yaptığım süslemeli bir gazetecilik faaliyetiydi. Yani ben Hürriyet Milliye Sabah değil Tan gazetesi yapmaya çalıştım. Hayır hayır öyle değil. Yani değil o, abi, farklı, sen farklı. Gelen bilgiyi verdin. Sen bilgiyi verdin. Bence böyle olacak diye bir tahmin yürütebilirdin. Evet. Hayır mesela şu bilgi gelirdi. Ya benim tahminim bu derdin. Yok. Hiç kimse de seni suçlayamazdı. Tahminin tutmamış olurdu. Sen diyorsun ki ya bana bilgi geldi. Ben kaynağıma çok güveniyorum ki kaynak zaten kendine çok güveniyor. Kaynak Galatasaray'ı yönetiyor. Kaynak böyle önemli bir adam. Kaynağın kim olduğunu ben de biliyorum. Kaynak böyle seçim kurdu. Kongrenin şeyi 4 tane falan hata yaparım hani. O kadar hani 1627 derim 4 tane artı eksi 4 olur bak. Artı eksi 100 olur 50 olur değil. Artı 4 olur. 4 yani 1627 derim 31 olabilir 23 olabilir. Hani o hata payı da bu kadar daraltmış bir adamdan söz ediyoruz. E şimdi bu kadar Galatasaray'da kongreler derin Galatasaray'ın bir kısmı patlamışken. Yani böyle de diyebilirdi. Şimdi bizim işimiz biz işin kolayını abi, biz seçebiliriz. Zaten savunmaya veya şimdi Erbatur, saldırı yapmıyoruz. Biz işin kolayını seçebiliriz. Ya ben bilmiyor muyum Arda'ya kardeşim demeyi, Fatih Terim'e babacım demeyi, Aziz Yıldırım'a dünyanın en büyük başkanı ortada demeyi. Ortada kuyu var dediğim o. Ali Koç'a hastasıyım demeyi, bilmem kime bayılıyorum demeyi bilmiyor muyum ya? Ya dünyanın en kolay işi bu yani. Tabii. O da kardeşimdir, bu da çok tanırım, çok severim. Yani bu işleri yapanlar da var ama bu doğrusu bu değil yani. Ne düşünüyorsan, ne bilgi geliyorsun yani bu, vereceksin. Yani hakikaten Arda Turan'ın kardeşi olan, abisi olan. Fatih Terim'in babası gibi gören vardır onu söylemiyorum ama yani ben bilmiyor muyum bunu söylemeyi yani. Yani şimdi o yüzden hani neyse onu anlatmaya çalışıyoruz ama bu arkadaşımız bir tahmin de yapmadı. Tahmin yapsan kabul yani. Ya Mehmet haber geldi verdi. Şimdi Galatasaray Kongresi'ne girdik mi? Şu an girdik. Girmeden şunu da söyleyeyim. Hani şu eklemeyi yapacağım. Savunma üzerine bir konuşma yapmıyoruz şu anda. Yani hata şu ya bilmem ne. Senin bahsettiğin de tam değil aslında şeyler. Günaydın gazetesi. Ama, günaydın. Sarı gazeteciliktir. Onun sarı gazetecilik diye bir kavram vardır. Açın okuyun. Çok güzel. Bununla ilgili kitaplar da var. Ben de tezimi onun üzerine yazmıştım üniversitede. Sarı gazetecilikte de büyük resim altına kısa, renkli cümlelerle verirsin. Senin verdiğin de bir başka televizyonculuk örneğiydi. Şunu da yapabilirdin. Böyle böyle deniyor bu bilgiyi de Ya bunu söyleyip geçmekle onu söylemek arasında bir kendine güven farkı vardır. Yani neyse Serdar abi girelim. Kimse küfür yemekten falan şimdi, hoşlanmıyor. Onu yani, da bilin yani. Hataysa hatadır eyvallah. Şimdi şöyle. Ya komik şeyler var. Arkadaşlar biz bir şey söyleyeceğiz. Siz de dalga geçeceksiniz yani. Bu dünyanın en güzel şeyi. Mavra. Ben Bogdanoviç'ten özür diledim. Fıstık gibi Mavra geçti. Mavra geçti. Eğleniyoruz. Eğleneceksiniz tabii abi. Ayrı. Bu kadar basit yani. Bununla da eğleneceksiniz. Yani biz de hata yapacağız. Konuya girelim artık ama konuyu şuradan girelim. Fenerbahçe evet. Seçimleri için tahmin bekleyen arkadaşlarımız var. Yok yemezler. Güzel. Cem Bey tahmin demiş ki Dursun Özbek'in kaybedeceği hepimiz düşünüyoruz galiba onu. Çektiremediği üçlüden belliydi. Ya. Üçlümsü olmuştu ya. Abi, tüydüler. Şuradan başlayalım. Üçlü. Şimdi, tüydüler, üçlü. Son şimdi Mehmet işin detayını verir. Hı-hı. Ben bilgi vereceğim. Ben bilgi vereceğim. Şimdi ben de bir tahmin. Dışarıdan bakıyorum. Ben Galatasaray camiasını Mehmet kadar iyi bilmem. Mehmet'e burada bilgi verdiler. Biz Mehmet'le bir yemeğe gittik başka bir abiyle beraber değil mi? Ben Galatasaray camiasının içini dışını bilmem Mehmet kadar. Ama dışarıdan el gözü terazidir. Bir bakarım. Böyle bir bakarım. O yüzden de benim fikrime önem verenler de arada sırada sorarlar. Şimdi mesela bir Samet diye bir arkadaşımız yazmış bana Instagram'da. Doğru bir şey söylemiş. Bak buradan başlayacağım Samet. Ana akım medya, yani biz oluyoruz bu ana akım medya. Spor medyası hatta Galatasaray medyası toptan yanıldı. Bu açıklamayı da Galatasaray ilginç bir kulüp. Diğerlerinden farklı camia bunlar sığ diyor. Kimler sığ?
Ya bunlar sığ yorumlar diyor Samet. Ya bundan daha derin bir şey olmalı. Şimdi o derinliği bana anlatılanlar ölçüsünde anlatacağım. Önemli isimlerle görüştüm. Bunlardan bir tanesi de Burak Elmas. Bugün AŞ'ye de gelen ve açıkçası bu işine de giren Fatih abi, Fatih Altaylı. Tamam. Ama bu, mesela Burak benim çok yakın dostumdur, aile dostumdur. Çok da sevindim AŞ'ye girmesine. Galatasaray'da önemli bir yerde olmasına da çok memnun oldum. Mustafa Bey'e, ekibine, Abdurrahim Albayrak'a ve Burak kardeşime, Burak dostuma sonsuz başarılar diliyorum. Bir kere öncelikle böyle başlayayım. Tamam. Gelelim sığ olmayan, duyduğum ve bildiğim, konuştuğum 3-4 kişiden süzdüğüm yorumlara. Niye kaybedildiği, niye kazanıldığına dair. Şimdi değil ne mi? Olduğuna dair. Hı. Şimdi bir kere öncelikle ya Dursun Özbey'i eleştiren var, eleştirmeyen var. Mevzu bu değil. Şimdi bir grup, bir derin Galatasaray var idi. Bu derin Galatasaray, İnan Karaç'ın önderlik yaptığı Eğitim Vakfı çerçevesinde toplanmış bir grup derin Galatasaray vardı. Tamam. Bu derin Galatasaray... Dı diyorsun ama. Vardı. Bu derin Galatasaray en son birlik halinde, bakın iyi dinleyin, kronolojik anlatıyorum. Kronolojik anlatmayı severim biliyorsunuz. Birlik halinde Adnan Polat'a darbe yaptılar. İbra olayında. Ve Ünal Aysal geldi. Hayatta hiçbir yere konuşmayan İnan Bey o dönemki Telegol'e bağlandı. Ünal Aysal'ın 100 milyon dolarla geleceğini söyledi. Ünal Aysal'a muhalefet vardı. Bilhassa Altaylılar ve Faruk Sürenler ikinci bir kuvvetli kanattan. Şimdi Galatasaray'da kuvvetli kanatlar var. İnan Karaç kuvvetli bir kanat. Faruk Sürenler bir kanat. Ali Dürüst, Faruk Süren ekibi bir başka kanat filan. Alp Yalman bir başka kanat vesaire. Ünal Aysal geldi. Ünal Aysal döneminde bu Adnan Polat'ı gönderirken birlik olan ekip, şu şekilde Adnan Polat'ı gönderen ekip, yavaş yavaş bu hale geldi. İyi anlatabildim mi? Evet, çok net anlattın. Bir tarafta hala Ünal Aysal'la devam edilmesi gerektiğini düşünen bir grup, bir tarafta artık Ünal Aysal'ın kulübü çıkmaza soktuğunu düşünen bir başka grup. Kim bu başka grup? Adnan Öztürk, Hayri Kozak vesaire. Sonra Dursun Bey, Ünal Bey seçimden çekildiğini açıkladığında herkes hatırlasın, tek bir aday vardı. Alp Yalman. Evet. Alp Yalman gelecekti. Yönetim, Adnan Polat'ın ekibi, bunlar gelip tüzüğü değiştirecekler diye İnan Karaç ekibi bir daha operasyon yaptı. Son gün 5 dakika kala Duygun Yarsuvat aday oldu. Doğru. Ve Duygun Yarsuvat seçildi. Duygun Yarsuvat'ın devamında Dursun Bey göreve geldi. Dursun Bey de göreve gelirken ümitli gelindi. Parası vardı, harcamaya vakti vardı, gönlü vardı, isteği ve hevesi vardı. Ve fakat bir başka oluşum, yani bir takım hatalar üzerine diyeyim, Ali Dürüst ve Albayrak Albayrak ekibinden kopunca Dursun Bey yalnız kaldı. Neyse, Dursun Bey döneminin sonunda özellikle Riva Florya oylamasında İnan Karaç ekibiyle ondan kopan diğer ekip, her ikisi de derin Galatasaray ama artık birbirinden ayrılmışlar. Fikir ayrılıkları var. Hayri Kozak, işte Peşmergeler adı verine bizim verdiğimiz bir isim değil, çirkin bir benzetme olarak algılamasınlar. Bunlara Özhan Canaydın döneminden beri Peşmergeler denir. Bu ekip Riva Flora'ya onay verdi ve Dursun Özbek'in yanında durdu. Ona hayır abi. İnan Karaç, evet. İnan Karaç ve diğer ekip karşısındaydı ama ağır bir yenilgi aldılar. Dolayısıyla Galatasaray'ın derin Galatasaray dediğimiz yapısı da çözüldü. Dursun Özbek'ten önceki Duygun Yarsuvat'ı 5 dakika kala ikna edip seçtiren yapı da ikiye bölünmüştü. Buraya kadar her şey tamam mı? Çok net. Dursun Özbek'le bu seçime girerken, yani şimdiki baskın seçime girerken Peşmergeler dediğimiz ekip gene Dursun Özbek'in yanındaydı. Dolayısıyla Mehmet'e gelen mesajdaki 1650 rakamı aşağı yukarı bu ekibin temsil ettiği oy rakamıdır. Ve tahkim ettiği. Tamam mı? Çok net. Şimdi o yüzden de 3500'e ulaştığı zaman kaybedebilme ihtimallerini görüyorlardı. Mesele şu ki 3500'e ulaşacak kadar adam gelecek miydi?
Bu arada bir başka grup, daha yani Galatasaray'ın içinde ve kökünde olan, yıllarca Galatasaray'ın içinde olan ama bu bahsettiğim derin Galatasaray yapısından çok da içinde olmayan, zaman zaman girip çıkan isimler. Fatih Altaylı başta olmak üzere. Tunç Bey var. Alper Üner. Ömer Bey. Ömer Bey var. Alper Üner var. Burak Elmas hatta var. Hatta Alper Yal. Ve liseliler var. Liseliler. Bak bunlar önemli. 70 ve sonrası doğumlu liseliler. Bunlar bir başka oluşum oluşturdular. Üçüncü bir oluşum çıktı ortaya. Riva Flora'da yenilmiş İnan Kıraç ekibi. Riva Flora'da kazanmış İnan Kıraç ekibi. İnan Kıraç'tan ayrılmış Hayri Kozak peşmana gelen ekibi. Onlar kemik halde Dursun Bey'in yanında. Tamam. Bir de üçüncü bir ekip çıktı. Bu üçüncü ekip kendine sessiz çoğunluk diyor. İmzacılar da var onun içinde. Bunlar kendilerine sessiz çoğunluk diyor. Gençlerden oluşan bir bölüm değil çok, mi bu? Yani çok genç yani yeni var. Üyeler genç, yeni üyeler. Zaten dikkat edin 7. sandık itibariyle Mustafa Bey farkı açarak gidiyor. Tabii. Bu 3. sandığı dinamikleri şekilde harekete geçiren isimler Alper Narman. Alper Üner. Alper Üner, Alper Narman diyorum. Alper Üner. Ama Alper Narman da var şimdi. Narman. Fatih Altaylı. Burak Elmas ama en başta Fatih Altaylı. En başta çünkü Fatih seçimi Fatih Altaylı kazandı. Çünkü o sırada Duygun Yar Suat'a aday yapacaklardı. İyi düşünün bak. Gidildi hatta. Hatırlayın. Evet. Duygun Yarsavat başkan. Duygun abi param yok dedi. Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak yönetime girecekti. Bir şekilde ertesi gün her şey ayarlanmışken, Fatih Altaylı bir organizasyonu yapmışken, bir gün sonra Faruk Süren'le Ali Dürüst biraz çekildiler. Bu ekip de kendisine dedi ki, kendi kendine, sessiz Galatasaraylılar dedik, sessiz çoğunluk diyen bu ekip, kendilerine dediler ki, ya abilerden ümidi keselim. İnan abiden, Selahattin abiden, Faruk abiden, Ali Dürüst'ten. Olmayacak. Ya bunlar bu işe girmeyecekler. Biz gidip tek tek konuşalım. Sınıf arkadaşlarıyla tanıştılar, her yerde yemekler yediler. Organizasyon yaptılar ve temel mesele şuydu. Tek söyledikleri şuydu. Dursun Özbek iyi bir Galatasaraylı. Yetersiz olabilir, önemli değil. Ama Galatasaray'ın şu anda bir tane sorunu var. Bu kulüp elden gidiyor. Satılıyor. Bu yılın sonu satılma. El değiştirme. Buna var mısınız, yok musunuz? Yok kardeşim, o kadar da değil. Kulüp satılamaz diyen sessiz çoğunluk, bu gidişatı değiştirelim. Mayıs ayında kuvvetli ve birliktelik içerisinde artık inancıymış, Farukçuymuş, peşmergeymiş vesaireymiş değil. Ayarı yaptılar diyorsun. Bir bütünlük haline getirmemiz lazım. Bunun için de Mayıs'a kadar iyi bir yönetim, kimsenin itiraz etmeyeceği bir isim çıkartmamız lazım. Ama Mayıs'a kadar. Mayıs'a kadar bir konsensus sağlayalım. Bu konsensusu da nasıl sağlayabiliriz? Mustafa Bey gelsin. Adamın sözü var. Mayıs ayında seçim yapacağım demiş. Şimdi Galatasaray'da iki tane ihtimal var. Ve bu sessiz çoğunluk seçimi kazandı. Frekansı değiştirdiler. Benim bilmiyorum Samet, analizim, duyduklarım ve öğrendiklerim üzerine yeterli mi? Şimdi Mayıs'ta Mustafa Bey devam edebilir mi? Edebilir. Etmeyebilir mi? Etmeyebilir. Onun konuşmaları öyle. Devam bir edecek. Tane bir adam çıkaracak Galatasaray. Şimdi bu ekibin çalışması bu yönde. Şimdi bu ekip diyor ki bir tane aday çıkaracağız. Artık ya inan başkanımız, inan abi ya bu bilmem kimin adamı demeyecek. Adnan abi bu bilmem kimin adamı demeyecek. Faruk Başkan bu böyle bilmem neyin bir şeysi demeyecek. Ya burada bir beka meselesi var. Galatasaray'ın beka sorunu var. Bir adam bulacağız. Ve bunun altına herkes buluşacak, herkes çalışacak. 3 ile 5 sene içinde de bu işi toparlayacağız. Mantık bu. Özetledim ben. Şimdi buna çalışıyorlar. Peki. Adaylar var, biliyorum, duyduklarım var. Hepsi potansiyel aday ama daha erken. Gerek yok. Mehmet Ayhan. Satıldık. Benim cumartesi akşam bu kongreyi niye kaybettiniz dediğim kişilerin ortak lafı satıldık. Dursun Bey'in sınıf arkadaşları dahil, dönem arkadaşları dahil, oy vermesi kesin insanlar dahil, oy vermediler. Satıldık diyorlar. Bana gelen bilgi bu. Şimdi Serdar'ın sözünü ettiği o sessiz çoğunluk var ya, kongre günü yine aldığım bilgiler saat 2, 1.30, 2'den gece yarısı sonra, bana da 70-80 oyla kazanırız gibi bir mesaj geldi. Saat 1.30, 2'den sonra o sessiz çoğunluğun gayri siyasi, yani bu Serdar'ın anlattığı ortamda hiç o taraklarda bezi olmayan insanları belki Serdar'ın dediği birçok gerekçeden dolayı gelip oy verip Dursun Bey'i devirdiler. Dursun Bey niye devrildi? Bir, bana
Mustafa Bey kafa kafaya gelir ya da seçimi kazanır diyen bir kişi vardı. İsim vermeyeceğim çünkü çok üst düzey bir bankacı abimiz ama listeli. Kendisi izliyorsa selam olsun. Bir kişi vardı. Dedi ki bak dedi bu 113. dönem mi ne? Onların dönemi tam bilmiyorum. Orada dedi şöyle bir gerçek oluştu. Dursun Bey bizim zamanında seçim yapma hakkımızı yani Galatasaray'ın demokratik damarlarını kesmeyi yapamaz kardeşim. Bu o dönemin içinden çıkan muhtemelen işte Fatih abinin, Alper Narman'ın, Alper Üner'in, Burak Elmas'ın hep beraber oluşturduğu o zihniyet sandığa çok çalıştı. Kongreyi küçümsedi yani Dursun Özbek açıkçası aslında kongre üyelerinin gücünü. Devam. Dursun Özbek evinde oturup 15 gün evden çıkmasaydı seçimi kazanırdı. Konuşmasaydı. Evet. Tabii. Bir kere tüydüler lafı kesin yani. Bir de şey ben dedim abi seçim vaadi seçim kazandırır abi. Tabii. Her yerde. Onu bir gün önce söylemiştim. Bir, seçimi öne alma. İki, tüydüler lafı. Üç, üçlü çektirme. Birli. O etkili mi o kadar ya? Çok etkili. Herkes onu söylüyor. İki, şimdi son anda açıkçası ben inanmadım. Yani ya Burak Elmas, Abdurrahim Albayrak niye bu topa giriyorlar? Yani isimleri sonuç itibariyle seçim kazanamayacak bir adamın listesinde niye Sportif AŞ, ne vaadi bu falan derken bu zaten Perşembe falan ortaya çıktı. Hı. Ve bu Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas meselesi de son derece etkili oldu. Bugün Fatih abi de yazmış. Yani inanamadım. İki şeye inanamadım yazısında Fatih Altaylı'nın. Bir, hı, Serdar Güzel Aydın'ın tepki çekebilir Serdar Güzel Aydın. Serdar Güzel Aydın'ın var olmasına eleştiri getirilebilir. Hı. Ama Serdar Güzel Aydın'ın Galatasaray olup olmadığı konusunda Fatih abi şüpheliyim diyorsa yani tanımıyor Serdar Güzel Aydın. Serdar Güzel Aydın Fikret Orman'la birlikte fotoğraf verince Beşiktaş'ta mı oluyor? İş yapıyordur, arkadaşıdır, tonla. Ne alakası var canım, niye olsun? Öyle zannediliyor. Galatasaraylı olduğu bile belli olmayan diyor Fatih abi. O konuda hiç katılmıyorum. Öyle bir algı var. Serdar Güzel Galatasaray. Öyle bir algı var biliyorsun. Korkunç bir Galatasaraylı. Evet. İki, bir de Özbek Medyası demiş. Kimse Özbek Medyası Fatih abi isim verseydi sevinseydik yani. Kim o Özbek Medyası? Ben her gazetede, bizim radyoda, her televizyonda Mustafa Cengiz'le uzatılan mikrofon gördüm. Mustafa Cengiz kendini ama yayınlanmayan röportajlar olmuş, küçüğe düşenler olmuş. Röportajlar varsa onu bilemiyoruz. Yani bu tip şeyler olmuş. Ben her yerde gördüm. Olmuş. Fatih abi olmuş. Mesaj atarsa bilgileniriz. Bir de yine bugün onun yazısında da var ve ben o konuda %100 katılıyorum. Ya bu benim param var, hatta benim ticari ve siyasi ilişkilerim de güçlü. Galatasaray'ın geleceğini ben kurtarırım. Tadı Galatasaraylı kongre üyesinde çok ciddi bir olumsuz düşünce oluşturdu. Bu 250 milyon lira lafı geçen hafta anlattığımız. Hı hı. İlk çıkarken burada yine anlatmış olduğumuz seçim kararının alınması gerekçesi ne demiştik? Ya adamın içeride parası var, kurtaracak. Bir de başta spor salonu ve Kemerburgaz olmak üzere oraların teminatını da ben veririm. Benden başka kimse yapamaz. Tadı, havası, duygusu ve yönetiminin başta Can Topsakal olmak üzere neredeyse hiç değişmeyip bir de Can Topsakal gibi çok tepki çeken bir adamın hala içeride oluyor olması Galatasaray'da dışarıda kalan o evdeki %50 var ya, o evdeki %50'yi de attı içeri. Yani çünkü Tekirdağ'dan, yurt dışından insanlar falan geldi diyorlar. Ya, evdeki %50 de dışarı çıktı ve dedi yani ki... Mobilize olmamış adamlar geldi diyorlar. Evet, kardeşim sen bu kadar hatayla 3,5 yıl isteyemezsin ve sen 2850 kişiye yaptığın hesaplar, biz o hesabı bozarız, hepimiz sandığa geliriz, o sivil ve sessiz güç gösteririz. İki tane imza var biliyorsun. Birincisi bizim Selim Sefa Adaları'nda bulunmuş olduğu bir imza grubu var. Evet. O tüydüler lafının muhatabı. Bir de yakın dönemde o biraz gözden kaçtı. Biz de burada işlemedik o kadar artık kılcal damarı. Bir de bizim Ilgazların falan bulunduğu 200 kişilik bir liseli grup var. Liseli grup da şunu diyor. Galatasaray lisenindir lafından vazgeçin. Ama Galatasaray'ı liseliğinin itibarına göre lise kafasıyla ne olur yönetelim. Yani liselinin değildir Galatasaray. Galatasaray toplumundur. Ama burada ne liseliler olur, liseli olanı devirdiler. Liseli olanı devirdiler. Ama ne olur lisenin itibarı ölçüsünde bu Galatasaray yönetim. Birinci imzacılar ne demişti? Selimlerin bulunduğu imza grubu ne demişti? Ya Dursun abi sen kal. Altını değiştirin. İyi yönetim kuramadılar abi. Biraz onu kabul etmek lazım yani. Tabii. Ya şurada ya, gerçek çok yakın var. Dostlarım var içinde. Yani yönetim kuramadılar dediğim onlar üstlerine alınmasın tabii de hani daha kuvvetli isimler geçiyordu. Ya Sayın Dursun Özbek gerçekçi olmak gerekirse kongreyi ve lisenin gücünü küçümsemiş. Benim şu an sizin verdiğiniz tabii bilgilerle ortaya koyduğum başlıklar. Bir kere net bir şekilde lise ben buradayım. Liseli Dursun Özbek'i tabii indirdi. Çünkü bak bir daha söylüyorum. Bu lisenin liseye müdahalesidir diyorsun aslında. Lise tabii liseye müdahale etti abi. Tabii. Çok önemli olan Galatasaray'ın el değiştirmemesi dediler. Ama bir de bu peşmerge grubu da tabii şey oldu.
Ne derler onlara? Şimdi bu senin lafın değil. Bak onu yanlış anlayanlar var. Onu ya, peşmergeler dedikleri laflar lafın, benim lafım değil. Özhan Canaydın döneminden beri kendilerine, biz değil, ben demiyorum, kendilerine peşmergeler denen ya bir grup vardır. Hayatta genelde 3'lü arkadaşım ne yapacaksın? Zılgı Atsınar kendi peşmerge der. Adnan Öztürk seçiminde falan çalıştı. Kendi kendine peşmerge der. Tabii. Onların ismi olur yani. Lakapları ismi... kendi. Nasıl siz kendinize mesela taraftar grubu olarak işte Texas diyorsunuz. Ne bileyim işte. Çarşı diyorsun. Çarşı diyorsun. Onlar da öyle diyorlar yani. Ha bir şey daha. Geçen hafta da isim verdim. Bir kere daha vereyim. Şu ruh diyorlar. Birini tanırım, ayı. Birini tanımam. Bu seçim Ahmet Ocaklı ve Serdar Eder'in net mağlubiyetidir. Serdar abi ben çok severim. Her gün de konuşurum. Ahmet Ocaklı ve Serdar Eder gibi. Serdar'ın sözüne ettiği o Hayri abinin ve İnan Bey'in ayrıldığı bir grup var ya. O grubun içinde Dursun Bey'in 1600 oyunu tahkim eden grubun Ahmet Bey'in ve Serdar abinin net mağlubiyeti. Yalnız ben buna demokrasi ayarı ve demokrasi şenliği abi, diyorum. Galatasaray'ın gücünü gösteren tarafı bu işte. Yani öyle ben kafama göre 6 ayda yaptım. 3 sene daha bunu tartışabiliriz. Yapamazsın dedi. Burası Galatasaray'dı. Bunu tartışabiliriz abi. Dursun da kalsaydı daha iyiydi. Hiç itirazım yok. İşte onu diyorum. Yani ben sana katılmak için söylüyorum. Yani Dursun Özbek kalsaydı olabilir. Daha iyiydi. Mustafa Cengiz yanlış seçti. Olabilir. Tabii. Ama demokrasi harekete geçti. Galatasaray'ın gücü bu abi. Öyle kafana hiçbir göre zaman, başka hiçbir yerde olmaz. Hiçbir zaman vazgeçmemesi gereken de gücü bu. Ve bu da ne kadar eleştirsek de zaman zaman kafatasçı bulsak da liseden gelen demokrasi. Lisesiz olur mu bu iş? Demokratik kökendir yani. Lisede bence... hala yetişen, var olan aydın beyinlerin demokrasi anlayışının sonucudur. Sen bana diyorsun ya liseli misin? Hayır ben liseciyim. Çok net söylüyorum. Ben liseciyim yani. Lise. Çünkü lise Galatasaray'da hala o Grand Cours'dan başlamak üzere bir kültür yeşeriyor. O kültür mülkiyede ortaya çıkıyor. O kültür diplomasi çalışma hayatta, kültür sanat hayatında ortaya çıkıyor. Spor hayatında ortaya çıkıyor. İş hayatı, business'ta ortaya çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Senatosudur canım seçimin Mustafa orada. Mustafa Bey de son derece kalite. Herkes diyor ki çok kaliteli, çok iyi bir insan. Mesela kendisi lehine 4 aylık için çalışan. Yani abi ben senin lehine çalışırım. Ama 4 ay sonra seçime gitmen kaydıyla. Bunun dışında da sana mührü verdim. Beni ister al, ister alma. Demiş Burak. Yani üçüncü kez isteyerek alıyor yani. 3 kere isteyerek alıyor. Yani tamam biliyor ya 4 ay sonra seçime gitmezse en azından şu günkü durum itibariyle Burak'ın desteğini alamayacağını bilmesine rağmen aşağıya koyuyor. Bir bilgi daha. Mustafa Bey'e seçim öncesi çok küçük bir zaman zaten hepimizin tanıdığı bir iletişimci abimiz de çalışıyor. O iletişimci abimiz Bilabedel bu arada. İletişim abimiz diyor ki Bizim abimiz mi? Anlatırım sonra. Yok, hangi abimiz? Ortak abimiz değil. Tamam. Üçümüz tanıyoruz da. Diyor ki ha biliyorum ben onu çok severim onu da ben ayrıca. Ben anlamadım bir abi. Bir içecek firmasının. Tamam hangi abimiz? Tamam. Çok severim de kendisi. O abimiz deniyor ki. Evet. Bize iletişime yardım ederiz. Abi de tabii ederim diyor. Bilabedel onun altı diyor. Diyor ki ne yapmak istiyorsunuz Mustafa Bey? Mustafa Bey'in verdiği cevap bu. Kavga etmek istemiyorum. Mesela Ünal Bey kavga edelim demiş. Çata çat gidelim demiş. Ünal Çeviköz eski büyükelçimiz. Öyle söylendi bana. Tamam mı? Hayır Mustafa Bey demiş ki ben kavga etmeyeceğim. Benim bütün dilim barış dili olacak. Yes, burada barış dili de kazandı. Kravat seçimi bile kazandıktan sonra sarıyı da çıkardı. Sarı kırmızı yaptı. Müthiş mesaj. O abimizin adını verelim ya. Niye vermiyoruz? Yani, niye vermiyoruz ya? Ver artık abi. Kayseri maçından yaptık. Gürtay abi, Gürtay Kıpçak. Gürtay Kıpçak. Gürtay Kıpçak. Olsun, çok önemli çok bir çok önemli bir firmamızın. Ya büyük bir içecek firmasının eski şeyidir. Zaten dünya çapında bir büyük. Kokoreç de çok sever. Dünya çapında büyük bir yöneticidir. Yöneticiydi. Bilabedel onun altında. Ama yani kendisini tebrik ediyoruz. Çok güzel bir iletişimdi. Cuma günü Galatasaray TV'de yapılan söyleşi de olağanüstüydü. Orada da son derece güzel, yani net abi, ve kısa Gürtay mesajlar. Abi zaten bu işlerin şeyidir. İyi Galatasaraylıdır Gürtay abi de. Yani güzel ekip bunlar ama bahsettiğim şey şu bakın. Burak Elmas, Faruk Süren'in damadıdır. Tamam. Tamam. Faruk Süren bu topa girmedi. Şimdilik. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gerekirse, bak gerekirse Galatasaray'ın bu durumu için o ekipten koptular. Ya. Mesela Ali Dürüst neredeyse yani tırnak içinde söylüyorum. Duygun Yarsubat operasyonu da sattı. Tırnak içinde söylüyorum sattıyı. Ali Dürüst belki Mayıs'ta TFF'den istifa eder. Yeni yönetimde as başkan olur onu bilemem. Aman abi sattı tüydü yani, bunlar biraz sıkıntı oldu. Evet. Ya Ali Dürüst gayri resmi söylüyor. Ali abi yanlış anlamaz beni o yüzden söylüyorum. Ya o beni yanlış anlamaz. Tırnak içinde söylüyorum. Neredeyse Duygun Yarsubat operasyonundan ilk torun istemeden diyeyim. Hani ilk vazgeçen diyeyim isim.
Kıvıran demediğin iyi oldu yalnız. Ya Ali abi bilir beni ya. Duygun Yar Suat'ın operasyonundan ilk vazgeçen isim. Tornistan geldi benim aklıma şimdi. Ama Burak'la Ali Dürüst de böyledir ya biliyorsun. Bunlar böyledir yani. Bu kadar. Ama işte burada ayrılıyorlar. Mevzu ne? Galatasaray el değiştiriyor kardeşim. Yani bir şey söyleyeceğim. Göz göre göre. Ya bunların hepsi bizim en yakın arkadaşlar. Abi, göz göre dostlarım. Göre kendi hükümetini ve iktidarını abi, demokrasi deliğini attı abi, ve kaybetti. Evde otursa 15 gün seçimi kazanır diyorlar Dursun Bey. Şey evde oturacaktı diyorlar ya. O Türk Telekom stadının çıkışında evrenlere falan bizim Galatasaray muhabir arkadaşlarımıza seçime gidiyoruz dediği anda kaybetti. Açıklamasını yapmasaydı Fatih Hoca olayından sonra. Ya. Yani Tudor olayından sonra. Düşünsene duruyorsun böyle durup dururken bu kağıtlar senin iktidarın bir anda onları bırakıyorsun. Aradan bir hafta geçiyor. Bir araya üstüne Fatih Hoca alıyorsun. Bir hafta o Fatih Hoca'yı alıyorsun. Hiçbiri yok. Dolayısıyla abi. Bir anda kaybediyorsun. Durup dururken kendi kendine oldu. Hayırlı uğurlu olsun Mustafa Bey'e. Çok Abdurrahim Bey'e. Galatasaray camiasına. Abdurrahim Albayrak'a. O da abimizdir. Dursun Bey'e. Biraz Burak, yorum okuyalım. Burak kardeşim. Teşekkürler. Bu arada, Dursun abiye tabii. Dursun abi bak. Çok Dursun abi çok düzgün bir insandır. Çok düzgün bir insandır aslında. Kendisine bu görev yaptığı süre boyunca bütün basın mensupları başta olmak üzere davranışlarından ötürü, medeniyetinden ötürü, hiç polemiklere, rakiplere saygısızlık yapmamasından ötürü sonsuz teşekkür ediyorum. Sponsor olarak, Galatasaray olarak başarıları vardır. Bürokrasi de özellikle çok tıkanmış işleri çözmüştür. Biraz da ona çok güvendi. Yani ben Ankara'yı da hallederim. Ankara'da bak başbakanlıktan yazı belli olmaz. Belki de aday olur abi. Dur bakalım. Belli aday olacak mı diye sorular var. Şey yanlış oldu ama bak o yani Mehmet Bey'in ağzından sızdırılan 5 milyon dolarlık ödemeyi nasıl yapacaklar falan iyi olmadı yani. Onları konuşuruz bile. Birkaç tane okuyayım. Bir 30 saniye ver bana İlker, ondan sonra gidelim. Çünkü tekrar okumaya başlayacağız. Çok yorum gelmiş. Serdar Bey demiş ki Galatasaray'da seçimi demokrasi kazanmıştır. İsimler gelir. Doğrudur. Geçer demiş. Doğrudur. Aynen öyledir. Oğuz Bey demiş ki Galatasaray'da kongre üyeleri başkan tarafından dizayn edilemez. Doğrudur. Demokratik olarak 3,5 yıllık başkanlık hipoteğine itiraz ederdi. Gördük. Ve etti. Gördük. Bunun adı Galatasaray başarısıdır demiş. Doğru katılıyoruz. Demokrasi diyebiliriz bu bak, işe. Bak bunlarla demiş. Övünün. Galatasaray'da bunlarla övünün. Levent Bey demiş ki üçlü çektirme girişimi de Özbek'in gidişatını hızlandırdı demiş. Doğrudur. Çünkü orada bir birliktelik olmadığı gözüktü o üçlüde. Doğrudur. Diye düşünüyorum. Sadece Dursun Özbek'e rakip oldu diye kazandı diye düşünüyorum. Kimi koysak kazanırdı bence. Mustafa Cengiz ekibinin çalışması ne kadar etkisi var demiş Batuhan Bey. Dil çok önemli. Çok birleştirici dil kullandılar. Birleştirici dil tabii. Peki birazdan okuyalım. Süremizin çünkü reklam öncesi sonuna geldik. Bir reklama gideceğiz. Reklamın ardından yorumlar okuyacağım. Çok birikti kusura bakmayın. Transfer haberi vereceğim. Birazdan seslendireceğiz. Hadi. Vereceğim. Ya, İyisiniz diyorsun yani. Transfer haberi de vereceğim bak hadi. Çizmeye devam ediyoruz soğuk bir kış gününde İstanbul'da. NTV Spor İstanbul stüdyolarında. Çiz o zaman hadi. Baktım like'larınıza bakıyorsunuz. Yok ya ne like yorum okuyoruz bir sürü yorum gelmiş ya. Bir sürü yorum gelmiş onlara bakıyoruz ya. Ben de onları sesli okuyayım o zaman. Dursun Özbek cebimden para verdim diye bir açıklama yaptım demiş Sefa Bey. Zannetmiyorum söylemez. Para verdim diye açıklama yapmaz ama adam içeride parası var ya herkes biliyor. Gomis haberleri hakkında yorum yapacak mısınız demiş. Yapacağız. Gomis haberleri hakkında yorum yapacağız evet. Peki. Senin bekliyorlar bu arada transfer haberini. Yoksa kongreyle ilgili bir şey. Var var. Onları okuyayım da. Demokrasi kazandı. Yorumlar hemen aynı olduğu için atlayarak gidiyorum. Sinyor Bey demiş ki. Sinyor Bey. Gerçek isim yazalım ya. Galatasaray'da bu seçimi demokrasi kazandı. Hep de demokrasi işliyor Galatasaray Kongresi'nde. İşte o liseden dolayı. Liseyi atarsan hayatından. Lise olmasın, lise yok olsun, lise bitsin dersen olmaz. O lise kim diyor onu ya? Ya onlar çok radikal ve hayatta da bir karşılığı olmayan şeyler yani. Ya mesela şu iş Barcelona'da Real Madrid'de olsa değil mi? Şimdi herkes güzellemeler, metiyeler düzüyordu. Vay diyecektim. Hayal olsun görüyor tabii musun falan yani. Diye. Tabii tabii. Yani Galatasaray'ı, liseyi ayrıca tebrik ederim. Bu müthiş bir demokrasi başarısı ve eseridir de. Evet. Üzerine de ders okutturulur, tezde yazılır. Onu da söyleyeyim. Mustafa Bey şimdi eğer bir daha başkanlık adaylığını koyar ve kazanırsa tüzükte de herkesin girebileceği... Tüzük zaten bu bahsettiğim sessiz Galatasaraylıların sessiz çoğunluğun tüzüğün kesin olarak değişmesi. Bak liseliler diyor ki bu sessiz çoğunluğa sahip liseliler diyor ki tüzüğün artık değişmesi lazım. Bu tüzük Galatasaray'ı taşımıyor. Şeyi de netleştirdim bak diyorlar ki abi. Şu an Galatasaray'da üye sayısı %35'i liseli. Doğru. 65'i lisesiz. Lisesiz ama etrafta. Ama 65 ama diyor, içerisinde çok değerli insanlar var.
Kapıdan giremeyenler var. Çok değerli insanlar var. Hizmet etmeye gönüllü, istekli. Yani tüzük nedeniyle işte adam giremiyor. Tekrar dolayısıyla bu tüzüğün de artık Galatasaray'ı taşımadığını liseliler söylüyor. Bak bu yeni liseliler. Bunu tabii de liseliler söylüyor. 70 sonrası liseliler. 7. sandık sonrası liselilerden bahsediyorum. 35. Ya izleyicilerimiz bak burada abi sözünü balla kesin bunu söyleyeyim. Diyorlar ki hani o herkesin eleştirdiği Twitter gençliği o son oyları kullananlar öyle değil. Genç değil. Sonradan üye olanlar. Yani diğerlerine göre yaşı daha geç ama öyle o kadar küçük yaşta Mustafa değil. Mustafa Bey'e iktidarı verenlerin o Twitter'la falan alakası yok. Yani Galatasaray ne Twitter bursa, olur. Ne Twitter ya gözünü seveyim. 70'li bahsediyor. 70'li. Yani, hepsi iş güç sahibi işte, profesyonel adamlar yani. Twitter işte bitti. Yaşı şu anda işte bizim ben hep Ilgaz'dan alıyorum. 73'lüdür Ilgaz. Şimdi Ilgaz 45 i̇şte 70 yaşında. 70 ve 82 arası yani falan. Yani Ilgaz'ların hareketidir bu zaten. 70-82 yani arası. Yani. Şeyin işte Şahan Gökbakar'ın filminde de oynayan var ya. Kim o? Kim o? İzlemedim bilmiyorum. Haldun Üstünel'le fotoğrafı paylaştı. Çok yakında diye. Haldun Üstünel'in de aşağıya gireceği falan söylüyordu ya. Tunç Bey. Tunç mu? 79'lu 78'li işte onlar. Tabii tabii yani. Hakan yani Bey demiş ki liseli değilim. Normal bir dışarıdan başka bir liseden mezunum. Üye olabilir miyim Galatasaray'da? Olursun. Olursunuz tabii. %3'e girersen olursun. Şu anda öyle. Ya bu tüzüğün yani? Müziğin değiş. Şimdi bakın biz çarşamba. Biz önce liseliler giriyor. Hı-hı. Bugün için. Liseliler giriyor. Sonra liselilerin birinci derece akrabaları çocukları ve hanımları giriyor. Eski sporcular giriyor. Dördüncüye %3 civarında bir kademe. Bizim Serdar abi o işleri daha iyi biliyor. %3'e yakın bir toplam üye sayısının %10'a çıkartmaya çalıştı Adnan Polat. Yediler. Demiş ki izleyicimiz, üyeyim Galatasaray'a. Galatasaray'ın geleceğine kimse ipotek koyamaz. Tüymedik hala buradayız gördüğünüz gibi. Yani seçim zaten seçim evet. Onu söylüyor zaten. Evet. İki tane imza kampanyası var. Bakın birincisinden etkili olan aslında ikincisi. Liseliler tarafından, Instagram'dan geldi bu mesaj. Liseliler tarafından ya eski kafayla yönetmeyin. Çağdaş yönetelim. Bu ikinci imza kampanyası 152 tane oy var ya. İki tane imza var. Onlar çok kıymetli. Doğru söylüyor. Tüydüler lafı zaten hem birinci imzacıları hem ikinci imzacılarıydı. Timur Kunt. Bir şey ekliyordun Serdar abi. Şimdi, Mehmet abi sen de. Onları ben bir şey ben 35-65'i anlatacaktım. Zaten anlatmış oldum. 35 liseli üye var şu anda yüzde. Kalan 65 de sözünü ettiğimiz gibi ağırlığı liselilerin eşleri ve çocukları. Orada da bir de saygısızlık yapılıyor. Geçen de programı tekrarlıyorum. Serdar değilim liseli baba, ben de Serdar'ın oğluyum. Galatasaray'a üye oldum 682 liraya. Evet. Şimdi zannediyor ki Galatasaray'da Serdar Dursun Bey veriyor, ben de Dursun Bey vereceğim. Öyle de bir kitle yok ortada. Yani şimdi o 4-5 kişilik o... bir liselilik de yok yani. Ha. Yani homojen bir yapı Dursun yok yani. Önceden vardı diyorsun. Eskiden homojen yapı vardı. Abi ne olursa olsun o sen abi atıyorlardı bak. Tabii ya. Yani ne olursa olsun. Ne olursa olsun Özcan abi atıyor. Önceden bunun kulisi yapılıyordu. Yani derin Galatasaray çalışıyordu. Homojen bir yapı vardı. Şimdi homojen bir yapı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Belli bir yaş grubundakiler artık dünyanın değiştiğini, hayatın değiştiğini, Galatasaray'ın değiştiğini, Galatasaray'ın işlerinin iyi gitmediğini, ülkenin durumunun farkında olan adamlar bakıyorlar diyor ki ya böyle olur mu ya? Tamam biz de liseliyiz de. Yalnız o bölüm çok fazla bölüm olursa sıkıntı olur. İngilizlerin lafı vardır. United we stand, divided we fall diye. Yani birlikte işte ayakta dediği, dururuz. O abi bölünürsek kim? Düşeriz. Model olarak Faruk Turan modeli kim? Bir adam. Yani bu abi kim? Bu abinin liseli olmasına da gerek yok. Bu zaten abinin yapacağı iş. Mustafa Bey de herkesi toplayacak. Abi Mustafa Bey liseli değil. Duygun Bey liseli. Dursun Bey liseli. Öncesine git. Ne Adnan Polat liseli. Ünal Aysal da liseli de. Yıllar boyu bırakmış. Alp Yalman liseli değil. Şey liseli değil, Ali Uras liseli değil, Faruk Sürel liseli değil. Yani ben Ali Tanrıyar'dan, Ali Tanrıyar'dan liseli sayılır ya. Kim? Alp Yalman liseli sayılır. Kim? Sayılmaz mı Alp Yalman? Değil yani. Ortaokulda var ama ya. Liseli değil yani. Ya Galatasaray'da her başkan Mustafa sayılır, Bey liseli sayılır. Değil. Ya öyle tabii de hani şey değil yani sonuçta yeni dönem Mayıs'ta çok su Mehmet kaldırırmış. Cansu'nu bilmiyorum değil galiba. Ben de kafamda şu an soruştum. Mehmet Cansu liseli miydi? Bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Dursun Özbek zorla mı seçim yaptırdı? Seçim istemiyoruz deme hakkı yok muydu üyelerin diyor Fatih Bey. Hangi üyelerin? Yönetim kurulu üyelerin mi? Ya yönetim kurulu yapıyor zaten Fatih Bey seçim. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tabii. Varsa eklemeyecek. İsim vermeseydi iyiydi Süpermen ya Gürtay abinin falan. Yok canım niye isim vermiyor? Gürtay abi Kayseri'de bir baktım ha Gürtay abi. Yok Gürtay abi oradaydı. Mustafa Cengiz de Duygun Yarsuvat gibi kısa dönemde Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyabilir mi demiş Koray Oktay. Oranın başkanı Fatih Bey. Şampiyon olur mu konusunun? Şunu anlatayım. Abdurrahim Albayrak bir kere geldi. Açıklamaları da var bugün verelim mi? Ver.
Altıncı haber İlker, ekranlara getirirsen. Daha sonra da şey... Aylar gibi, hocam başladın yani. Cansu liseliymiş. Neden Twitter kullanmıyor Serdar Çelikler demiş. Kullanmıyorum, sevmiyorum arkadaşlar. Haklısın da bir, zaten çok acayip bir yerdin diyor. Ben de az kaldı. Çıkacağım. Vedalaşmak lazım. Ben valla bak bu gidişte Instagram'dan da çıkacağım, haberiniz olsun. Çok şey az kaldı. Ben de çok az kaldı. Bizim Twitter bak, biliyorsun. Haberiniz olsun. Şimdi Instagram'da var ama bu gidişte çıkacağım yani. Ya bizim linçtır oldu, linçtır. Tabii tabii. Ya böyle herkes sallasın, eleştirsin. Twitter'da mesela bir şey izliyor, vay adam diye buraya yaz. 2012'den beri yokum. Gerek de yok. Ya tek yazılan zaten boş, bomboş. Böyle salla, herkes sallama. Neyse, değil sen mi? Sen ver Abdurrahim abi. Sinirlenmeyelim ya abi. Ya bir dakika ya. Dün bu adamla kış mevsimine ilişkin olarak, ya sevmiyorum kardeşim, kış mevsimi sevmiyorum. Ne Allahsız mı kaldı, ne kitapsız mı kaldı, ne Allah'ın hiçbir şey kalmadı biliyor musun? Altı tık 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 Linç tık. Linç TV ya. Hani hiçbir şey demeyeceksin ya, hiçbir şey demeyeceksin. Kış mevsimini sevmiyorum. Ya bunu insanlar, ayı, insanlar bunu, ne düşünüyorsa. Ne alakası var ya bunun? Evet. Küfür etmek için ne ilgisi var yani? Ha, ben kış mevsimini öyle sevmiyorum. Bu kadar, Arbutu'da sevmiyor. Nokta. Söylemeyeceksin. Söylemeyeceksin. Evet. Kendine tut. Biz sevmiyoruz çok fazla konuşulmasını, fikir üretilmesini. Orada insanlar ne istiyorsa onu söyleyeceksin. Hele aksini hiç dile getirmeyeceksin. Çok yakın. Bir iki tane olay var. Abi düşünerek onlar yaşıyorsun. Olursa... Düşünerek yaşama. Düşünme. Düşünme. Cem abi ya, düşünme. Cem dizlerinde değil gibi. Düşünmeden yaşayacaksın abi. Ha, çok az kaldı yani. Yani hiç düşünürsen de kendi kendine düşün. Niye dile getiriyorsun? Tabii. Yani git sen otur. Ya insanlarla aynı düşünmüyorsan vallahi linç ederler sosyal medyada. Dünyada hemen gidip öz sözlüğümüzde dünyada yazalım. Herhangi bir şekilde düşünce özgürlüğüne herhangi bir ülkede herhangi bir müdahale yok ki düşünce özgürlüğüne. Bugün Uğur Mumcu yandın ya. Düşünce özgürlüğüne müdahale yok Uğur dünyada. Uğur Mumcu yandın ya. İfade özgürlüğü. Fikirler ölmez. Onlar yaşar, onları hep dile getirmek lazım. Dinleyelim Abdurrahim Albayrak'ı. Galatasaray Sportif AŞ'de göreve gelen Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı takımda yaşanan teknik adam değişikliğinin kısa sürede olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Albayrak, teknik direktör Fatih Terim'in Selçuk İnan ve Sinan Gümüş gibi oyuncuları takıma yeniden kazandırdığına dikkat çekti. Ben ta Unal Aysal başkanın zamanında söylemiştim. Yarın Fatih Hoca'la 2 yıl, 3 yıl değil, 13 yıl, 10 yıl mukavele yapalım ki taşlar yerine otursun. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de maalesef biz son dönemlerde çok fazla antrenör değiştiren bir kulüp haline geldik. Prandelli geldiği zaman Ali Dursun'dan oturduk. Prandelli bana bir laf söyledi. Dedi ki bu takımı komple değiştirmemiz lazım. Takımı hepsini gönderip yeni takım. Ama ben ne yaptım? Futbolcular değil, Prandelli'yi gönderdik ve şampiyon olduk. Şimdi zannediyorum T4'te geldiği zaman herhalde aynı yolu denemiş ki bizim orada çok değerli, çok kıymetli futbolcularımızı yani taraftarın önüne attılar. Ama şimdi görüyorsunuz, transfer diyorsunuz, Fatih Hoca işte transferleri yaptı. Selçuk takır takır oynuyor, Sinan takır takır oynuyor. Daha bunu takip edecek bir sürü arkadaşlarımız var. Koca farkı burada meydana çıkıyor. Şunu da size ifade etmek istiyorum ki Fatih Terim'le bizim aramızda hiçbir Galatasaraylı'nın arasında en ufak bir şey olmaz. Fatih Terim çok iyi bir Galatasaraylı'dır. Fatih Terim'le bizim dostluğumuz pazara kadar değil, Fatih Terim'le bizim dostluğumuz mezara kadar. Albayrak transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Başkanla da konuştuk dün uzun uzun. Hocayla da konuştuk ama daha herhalde 5 gün daha var galiba. 5 gün daha zannediyorum ki hocanın da bir çalışması vardır. Hoca böyle son günlerde bombayı patlatmayı sever. Son günlerde bombayı patlatırız merak etmeyin. Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da 3 dönem yöneticilik yapmıştı. Abdurrahim Bey'in her zamanki ateşini ve tutkusunu açıklamalarda alır mı? Hastalık belli yani. Hastalık bilmiyorum da esas bir ayaküstü konuştuk. Çok kısa bir konuşmamız oldu. Halen ailenin içinden olduğu için Mesut Bey'in oğlunun ölümünün yaratmış olduğu çok Abdurrahim şey. Bey'de aileden olduğu için bir travma var. Yani şeyde de seçim günde asla eski Abdurrahim Albayrak değil. Bu da eski Abdurrahim Albayrak değil. Değil mi? O hissediliyor. Deniz Bey demiş ki çok ciddiye almayın Twitter'ı demiş. Ya işte biz biraz daha almıyoruz ciddiye alınan bir almıyoruz da işte almadığımız yerde ne işimiz var abi? Keşke alınsa yani. Almadığımız yerde ne işimiz var? Her şeyi komedi dalga geçme haline çevirdik. Şimdi hoca demiş ki laf sallama. Hoca demiş ki bana demiş sol bek alacaksanız Bayern Münih'li Bernat alın. Öyle mi demiş hocam? Öyle demiş. Yönetim ne demiş? Yoksa demiş
Hani böyle yalandan birini almayın. Ortalama birini almayın. Yani Latoblevici'nin bir tık üstü adam istemiyorum. Yani alabiliyorsanız Bernat'ı, Juan Bernat var ya. Biz Lato da yeter ya. Yoksa alalım demiş, hani bir tık üstü falan uğraşamam yani ben şeyle onunla demiş. Yani haber, transfer haberi. Ben sordum, yapacak mısınız dedi. Yeni yönetime. Yeni sportif AŞ'ye. Bir tane yapacağız dediler. Kimmiş? Bir kesin dediler. İşte hoca da Bernat demiş de. Bilmiyorum artık Bernat olur mu olmaz mı da. Yani öyle birini bir yapacağız, bir tane alacağız dediler. Hoca istiyor sol bek alacağız. Hocanın istediği tarz bir, yani Bernat olmaz ama o kalite biri. Anlatabildim mi? Anlattım. İmkan olursa bir de santr mesela imkan olabilir mi? Eto'ya bilmiyorum. Var, haber var. Vereyim mi o haberi? Ver. Dokuzuncu yani, haber verir misin? İmkan? Bilmiyorum mesela. Eto'yu bilmiyorum. Eto aslan oluyor. Bak herkes söylüyor. Gelecekmiş. Eto geliyormuş değil mi mesela? Ya yani... Kapı açılıyormuş, Eto geliyormuş. Eto takımı, aslan oluyor. Her takıma iş yapar abi. 1,5 yıllık sözleşme istedi. Foto maçtaydı. Haber. Kamerunlu golcü Galatasaray'a çok yakın. Terim'in isteği üzerine Antalya Spor'un kapısını çalan Cimbom, Tarık Çamdal ve Koray Günter'i kiralık, Emrah Başsan'ı bonservisi ve bir miktar parayla önerdi. Ben bunu kabul etmem. Tarık, Koray, Emrah, üçünü de bonservisli isterim. Galatasaray da bence vermeli. Zaten oynatmayacak. Üçünü de ben bir kere oynayacağını düşünmüyorum. Antalya Spor'un durumu iyi değil. Belki biraz Koray, evet. Antalya Spor'un durumu iyi değil. Oyuncular Antalya lazım. Spor'un durumu iyi olmadığı gibi Eto da ayrılıyor. Eto Galatasaray bilmiyorum. Olabilir mi? Olabilir. Mantıklı mı? Mantıklı. Hocanın istediği başka isimleri biliyorum, söyleyemem. Ne diyorsun Eto'ya, Mehmet Ayan? Galatasaray'a lazımlık seviyesi. Eto da olur, Wagner Love da olur da. Wagner Love Beşiktaş'a geldi herhalde. Öyle gözüküyor. Birazdan konuşuruz onu. Öyle öyle değil. Öncelik bir oyuncu alacaksan önceliğin sol bek mi olur? Santrfor mu olur? Vallahi bence santrfor olur abi. Neden? Eren daha ne yapsın? İki tane gol attı çocuk ya. Abi öyle değil abi. Bir hareketli forvet lazım Galatasaray'a. Bir Necati lazım, Necati bence. O zaman senin istediğin hareketli forvet değil. Senin istediğin... İkinci yani 9,5. Elmander istiyorsun. Ne güzel gol attı yani. Elmander değil. Pardon. Elmander 9. Elmander'in Necati'sini istiyorum, evet. İşte o adam var Galatasaray'da. Yani çok teknik konulara girmeyi çok sevmiyorum. Ama Feghouli ile ilgili Göztepe maçından sonra yaptığımız programda onu anlatmaya gayret ettim. Feghouli o adam. Feghouli kanat oynamayacak Galatasaray'da. Oynamamalı. Pardon, düzelttim. Oynamamalı. Çünkü kanatta Yasin ve Rodriguez'den alabildiğin verimle Feghouli'yi o sözünü ettiği şekilde Belhanda'nın da formasına ortak olarak Gomis'in arkasına ikinci forvet gibi konumlandırmak mümkün olabilir. Hoca bunu çalışmıştır. Çünkü hocanın kültüründe vakti zamanında Hakan Arif olmak üzere, daha sonrasında Elmander Necati olmak üzere hep o ikili oyuncuyu aynı türden seçmemek, İki santrfor gibi görünse de aynı türden seçmemek gibi hocanın kültüründe işler vardır. O yüzden Feghouli'yi değerlendirebilir. Bir hareketli forvet durumu var. Bu Gomis haberlerine ne diyorsunuz? Gomis haberlerine Abdurrahim Bey doğruladı diye bir yerde okudum ben. Yani şöyle demiş. Şimdi bir kere Gomis haberi nedir onu anlatalım. Pardon, Gomis'e doğruladım. Söyleyelim. Milliyetle Fanatik'te çıktı. Önce Fanatik'te sonra Milliyet'te çıktı. Bu haberlerde şu, Gomis'in 1 milyon 80 bin mi? 83 bin ne bir tutarı var ödenmesi gereken. 3 aylık. Onu almadığı için. Onu almadığı zaman demiş ya ben paramı almayınca rahatsız hissediyorum, hastalanıyorum, yanlarım ağrıyor demiş. Tamam mı? Ya muhtemelen menajeri de bu haberi çıkartıyor çünkü menajeri de para alamıyor o zaman. Ondan sonra Galatasaray bu haber çıktıktan sonra, yani Gomis sakat değil, Kayseri'ye paralarını alamadığı için. Gitmedi. Gitmedi haberi çıkıyor. Bunu yalanladı Galatasaray ama... Evet. Gomis'te. Yani normal yalanlama makbuzlu olur. Çat diye koyarsın. Ya, herkes susar. Ben şeyi anlamıyorum. Bugün Abdurrahim Bey doğrulamış. Bir şey var demiş. Ödeme eksikliği. Göztebek demiş, Göztebek. Şimdi bak Galatasaray'da sıkıntı şu. Dur şampiyonluk... geçme, Gomis'i geçme abi bir dakika. Gomis'i geçmiyorum. Ha, Gomis demiş. Tamam. Gomis'ten genişletiyorum. Tamam. Galatasaray'da sıkıntı şu abi. Para var mı? Bak, para yoksa o takımı tutamazsın. Doğru. Gel. Şimdi. Şimdi şampiyonluk. Dur. Burada. Bir ay idare ederler. Fatih Terim, yeni filan. Muslera'yı da özür dilerim. Unutma daha detaylı. Instagram'da paylaş derler, yalanla Muslera derler. Muslera bilir bu işleri efendim. İşte Donk bilir, Selçuk bir şey demez, Yasin eyvallah der. Ama Maicon, Mariano Belhanda. Bunları anlatamazsın. Şimdi, o yüzden para bulman lazım. Serdar abi, asla yanlış anlama. Sen yanıldın demek istemiyorum. Yok. Bu arkadaşımız bu koltukta, bu stüdyoda Tudor döneminde Galatasaray'da işler iyi giderken ve sonrasında da işler sarpa sararken dedi ki ya dedi Galatasaray futbol takımında oyuncuları çok iyi oyuncular, iyi insanlar dedi. Dedim, doğru. Dedi. Ben de Serdar'ın dediğine katılarak, çünkü ben de aksi bir şey duymadım. Serdar'cığım doğru söylüyorsun ama muhtemelen yarın bir gün işler
kötü gittiği takdirde bilhassa mali meselelerde vuzurdamalar başlar dedim. Burada Serdar'ın bunu demesi, Galatasaray için demesi bir şey ifade etmez. Sen de oturur Fenerbahçe için dersin. Tabii. Futbolcu milleti çok haklı olarak, çok haklı olarak o para gelmediği anda dünyanın en lanet adamına dönüşür abi. Bir de Gomis'ten bahsediyoruz. İki, daha önce biz yayınladık. Arkadaşlar, Dursun Bey'in en büyük hatalarından bir tanesi. Bu takım değişir, dönüşür, kabul. 500 milyon lira biliyor musun? 1 Ağustos'ta Galatasaray'ın sezona başlaması 500 milyon lira. Bu sene yapılan toplam transferler 119 milyon 715 bin euro. Sadece bonservis artı maaş taahhütleri. Tabii ki 4 yıla yayılmış. 119.7 milyon eurodan bahsediyoruz. O yüzden sezon başından beri burada kendimizi yırttık bu para Tudor'a emanet edilemez diye. Dursun Bey'in en büyük hatalarından bir tanesi. Sezon başında Fatih Hoca'da başlasa yönetimde de böyle bir oh diyecekti, geniş diyecekti. Ya ben onu esnaf olarak dükkanımda yaptığım gibi yaparım diye düşündü. Orada hatayı yaptı bence Dursun Bey. Para yoksa şampiyonluk gider. Para yoksa şampiyonluk gider. Onu anlatmak şimdi istiyorsun. İlk yarıda hep konuşuyoruz ya. Trabzon'da da benzer sıkıntılar varmış. Beşiktaş'ın, Trabzon'da benzer sıkıntılar olsa iyi, daha beter olacak. İlk yarıda Beşiktaş'ın isteksizliğini konuştuk ya. Hani ya doymuş oynuyor bu çocuklar. Ama gerçekte bir şey var. Ödenmeyen paralar da vardı Şenol Hoca'nın da dile getirdiği. Bir ay yerinden geliyormuş ama. Bir ay ise yamur. Bak şimdi yeni geliyor mesela. Cenk'ten gelen paralar bırakın transferi. Önce ödensin dedi hoca. Aynısını Aykut Kocaman da söyledi. Şimdi başka bir şey var. Parayı ödemezsen oyuncu oynamaz abi. Bir de şu var. Yani arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki ya zaten yalanlandı. Bak işte Nevzat Dindar da, Milliyet, işte Metin Karabaş da fanatik. Çok iyi Galatasaray muhabirleridir. Yapılan haberler de böyle. Ve sizden iyi Galatasaraylılardır. Ben bugün oturayım da Galatasaray'da Gomis'e sallayayım. Para alamadığı için çıkıp karıştırıyor. Öyle şeyler yapılmıyor arkadaşlar. Kayseri'ye para almadığı için gitti Gomis haberini bir muhabir istese uyduramaz. Ver gazeteyi bana. Biraz akıllı ol. Ver. Bir dakika. Her gazeteye ver. Bir şey göstereceğim. Ben sana uydurma haber söyleyeyim. Dur bir dakika. Arkadaşlar, Fanatik Gazetesi pazartesi günü ilk defa bu mizampajla çıktı. 23 senelik mizampajını değiştirdi. Ve buraya çok iddialı haberi Metin bir tarafından uydurup koyamaz. Ya, hiçbir zaman koyamaz abi. Yani. İki, böyle iddialı bir sayfaya. İki, bir dakika, bugün bir dakika. Buffett'e mi Gomis'in yaptığı açıklamada da ben paramı aldım kardeşim yok. Reklama gitmemiz lazım. Ben reklama verdik ya. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu arada harika olmuş mizampaş. Daha sonra konuşuruz. Bayıldım elinize içeriğine. Sağ. Reklama gidelim. Bu haberlerin hiçbiri uydurulmuyor arkadaşlar. Yalanlandı. Yalanlanmış olması demek Buffett'e haberin Gomis de yalan olduğu bu anlamına gelmez. Onu da söyleyeyim. Bu haber için söylenmiyorum. Genel olarak böyledir. Bir haber yalanlandı diye o haber doğru ya da gerçek değildir. Bunu unutmayın. Reklama gidelim. Çizmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar her verileni böyle verildiği gibi almayalım. Sorgulamak güzel şeydir. Sorgulayalım. Mesela bugün Negredo'yla çok yorum geliyor. Şimdi okuyacağım da. Negredo'yla mesela Quaresma fotoğraf paylaştı. Hani araları iyi değil yorumları yapılıyordu ya. İyi oldun. Şimdi o fotoğrafın paylaşılması da bu ikilinin arasının bir ara iyi olmama ihtimalini ortadan kaldırmış mı oluyor? Ben sürekli böyle yaklaşırım olaylara. Soru işaretiyle. Aa bak paylaştı. Demek ki bunlar her zaman çok iyi arkadaşlar. Ölümüne kankalar yani. Erbatur geç ha. Neredeydik? Neredeydik? Stüdyodaydık. Orada devam ediyoruz. Gomis haberi doğru. Para yoksa şampiyonluk zor. Peki. Bu yönetimin yapması gereken olay parayı bulmak abi. Bu. Devam edelim. Galatasaray'a artık yavaş yavaş gidelim bence. Ercan Bey demiş ki bak Gomis yalanladı ya demiş. Biz de gördük. Çabuk. Ya bu arada ben katılıyorum. Yalanlamadı. Gomis yalanlamadı abi. Peki Gomis'in sakatlığı neymiş abi? Neymiş Gomis? Paramı aldım diye bir şey var mı? Ben Gomis'in sakatlığı neymiş? Tamam. Madem yalanıyorsun buyur baba. Makbuzu çıkar koy. Çıkar koy abi. Çok dünyanın en basit şeyi makbuzu. Al bak kardeşim ödedik diye. Sil şey numarasını. İBAN'ını bilmem neyini koy abi. Ne var bunda ya? Şeffaflık kanunu ve kuralı bence futbola spora gelmeli. Yani ödeme yapıldığı an makbuz internet sitesinde mesela kulübün yayınlanmıyor. Ya niye kim? Bize ne abi kulüpte? Türkiye'nin şey en ya tartışmalı sponsorluk anlaşması var. Ne kadar olduğunu biliyor muyuz? 300 milyon liraya okudum. 8 milyon dolar okudum. Ben bilmiyorum. Aziz Bey 10.30'da, cumartesi 10.30'da açıklamalar yapacakmış. Umarız Fenerbahçe'nin kasasını alacaklar. Niye yapacakmış? Bilmiyorum. Önemli açıklamada bulunacağına dair bilgilendirme geldi. Umarız Fenerbahçe'nin... Yani şey mi varmış? Divan mı var? 10.30'da yine göre ya bir basın, belki basın açıklaması. Cumartesi 10.30, divan da olabilir ama bilmiyorum. Bak Murat Selvin demiş ki, Instagram'dan yazmış. DM'leri okuyamıyorum bu arada arkadaşlar. Önüme düşenleri okuyorum. Fotoğraf aldım. Deme. Ya deme abi işte. Deme böyle şeyler bana. Van Persie bu akşam kadroda demiş. Bize ne abi?
Yedeklerde kesin oyuna girer. Bize ne abi? Bize ne? Fenerbahçe'nin futbolcusu. Takılmayın abi. Tamam yeter. Fenerbahçe kurtulduğuna dua etsin. Değil mi? Musa Bey size katılıyorum. Demin konu konuyu açtı. Yani Galatasaray seçimi çok önemliydi ama bunu bir Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş yapsaydı yani gidip gelip Robinho'yu konuştururdunuz. Bak konuşmuyorsunuz demiş. Doğru ama biz de Robinho'yla açtık. Robinho'yla açtık. Allah teli geliyorum. Robinho transferinde benim kardeşim var Mete. Mete Kaplangı menajeri o yaptı. Çok da iyi başarılı bir transfer. Kapıyı 1.9'dan açmış. 1.250'ye geldi Sivas'a. Büyük divan varmış Onur şimdi bu haber divan var. Divan mı var? Ha, tamam. 1.250 1.250.000 euroya gelmiş. Mete'yi de tebrik ediyorum. Mete Kaplangı sen de tanırsın. Tabii ki tanıyorum. Eskiden NTV'de bir dönem staj yapmış kardeşimiz. Onun menajerliğiyle hayırlı ve olsun. Kendi menajeriyle tabii. Müthiş iş biten ya. Bir iş. Asıl önemlisi çok mutluymuş yani Robinho. Mutlu Sisi. Olmuş yani. Türkiye'ye gelmekten mutlu olmuş. Sisi'yi ve Carlos da çok övmüş. Bu önemli. Tabii canım. Ama Carlos da yani topa girmek istemiş. Yani dünya tarihinin en büyük sol beki menajerlik işine girmek istemiş yani. İşte bu işler böyle. Havadan gelen paraları. 100 bin euroya mı? Topuna girmek. Vallahi öyle olmuş. Roberto Carlos ya. Vallahi. İşte ama Mecnun Başkan falan tabii çok önemli iş yaptı. Roberto Carlos buradan alacağı 100 bin euroya ama mı kalmış? Ama bak işin güzelliği şu. Adam çok istemiş abi gelmeyi. Gelmiş yani. Yani şey... Büyük paraya falan gelmemiş yani. Yani yeniden Türkiye'de. İspatı vücut mu bu? Evet. Yani bir daha oynamak istedim. Böyle bir challenge istemiş herhalde hayatım. Abi Robinho hoş geldin kardeş diyor. Bir daha verir misin onu? İlker birinci sıradaydı zaten kendisi. İmza töreninde. Geliyor. Hoş geldin kardeş. Merhaba kardeş diyor tabii. Biz hoş geldik kardeş. Merhaba kardeş. Valla Robinho bana göre bir Adebayor, bir Eto etkisi yapacaktır. Ben bu hafta valla... Böyle geldiği için. Öyle çerezimi Nasri, koyacağım. Yani Nasri gibi değil. İçeceğimi de koyacağım. Sivas Nasri, haftaya kimle oynuyor? İzleyeceğim Robinho'yu. O Nasri'yle şey... Galatasaray'la oynuyor değil mi? Nasri'yle şey neydi ya? Doğru Galatasaray'la oynuyor. Asıl öbürü de o da sömürgeci. Menes. O da sömürgeci. Şu güzel haber Fanatik'te bugün. Dördüncü haberi verir misin İlker? Parası 9.2 milyon, kirası 2500 TL. Sivas'ın en pahalı kirası. Evet. Ya çok güzel haber ya. Çok güzel haber. Büyük ekrana verir misin? İlker biz daha yakından görelim. Villayı da görelim. Yiğido'nun süperstarı Robinho Sivas'a resmen imzayı attı. 1,5 yıl için 9.2 milyon TL alacak Brezilyalı Yıldız. Daha önce Sisinho ve Carlos'un yaşadığı sitede kalacak. Aylık 2500 TL kira ödeyecek. Bu arada bak Sivas Belediyesi bir paylaşım yaptı. Nüfus şu artı bir Robinho var. Ayrıca şey yazdı. Senle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz sevgili Robinho. Nasıl olsa su, doğalgaz ve kent kart aboneliği için bize geleceksin. Robinho'nun evi de sağ üstte. Güzel ev. Taraftarı da merhaba kardeş dedi. Parası 9.2, kirası 2500 TL. Ya mesela Robinho olunca parasına çok takılmıyorum Mehmet Ayhan ben. Ya tabii. Pepe'nin parasına takıldın mı abi? 1.250 baba. Aynen öyle. Pepe'nin parasına takıldın takılmadım mı? Takılmadım. Pepe çünkü. Kim kadar alıyormuş Robinho? Tarık Çamdal kadar alamıyor muymuş? Tarık Çamdal'dan biraz az alıyor işte. Maalesef. Biraz az alıyor. Neden Tarık Çamdal'ın futbolculuğunu mu eleştiriyorsun sen? Tarık Çamdal'a yapılan kontrat türü kontratların Galatasaray tarihine ihanet olduğunu söylüyorum. Ben futbol tarihine ihanet diye Robinho, düşünüyorum. Robinho işte Türk pasaportu mevzusu o Tarık Çamdal. İşte onu söylüyorum. Yabancı sayısı şeyinden Türk aynısı, pasaportu. Aynısını söylüyorum. Ben de buna inanamıyorum. Yani Tarık Çamdal'ın yetenekleri o şekildeyse illa Türk pasaport var diye o parayı verme git başka birini oynat. Ama benim Türk arkadaşlarım forma giyemiyor abi öyle olunca. Tabii. Robinho falan giyiyor. Mesela bir şey. Robinho şöyle. Güzel. İyi transfer. Oynarsa büyük efekt yapar. Neler yapacak çok merak ediyorum. Samet Hoca da oynatır gibi mesela geliyor. Mesela Wagner Love da Türkiye çok sorunlu bir futbolcuydu şeyken. Tabii. Futbolcuyken aşırı sorunluydu. Aslan gibi oynuyor Alanya'da. Abi Sivas'ın forvetini hattını bir sorar mısınız bana? Kone, Robinho baksana ya. Bifuma. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi. Fener'den iyi ya. Atıyorum. Atıf Dirar. 5 sene önce. Atıf Dirar. 5 sene önce ya da 6 sene önce tam bilmiyorum. Real Madrid'de salladım. Real Madrid'de oynarken Chelsea'de Everton'da Kone artı Robinho oynasa bir şey der miydin? Demezdim. Bu kesin basmasın. Real Madrid, Manchester City falan ya. Şumudika'nın açıklamaları ses getirdi. Hafta sonu Galatasaray'ın galibiyetinin 1 metre offside'dan atılan golle geldiğini söyledi. Kayseri Spor Teknik Direktörü. Golde offside vardı bu arada ama... Net. 65 santim. 65 santimlik offside vardı ama Şumudika'nın tabii ki o renkli kişiliği yine kameralara yansıdı. 7. haberde bir görelim. Hoca çıldırıyor basın toplantısında. Bir meşrulaştırmasak şu işi. Çok meşrulaştırıyoruz. Renkli deyince mi? Bu adamın yaptıklarını ama çok meşrulaştırıyoruz. Ama tam bir televizyon karakteri biliyor musun? İyi antrenörün önüne geçmesini istemiyorum bu yaptıklarını. Geçti bile.
Vereceğim mi yani? Perdemos esto, yo gozo pa árbitro. Ben daha önce de söyledim. Hakem yüzünden kaybetmedik bu maçı. Bizim de hatalarımız vardı. Sadece hakem hatalarımız. Só quiero contar até agora 18 jogo uma errada para caer. Bu ana kadar 18 maç oynadık. Bana sadece hatırlatın. E ganhar 3 pontos. Bir tane hakemin bizim lehimize yaptığı hatadan aldığımız 3 puanı bana bir hatırlatın, ben de hatırlayayım. Yo vou dizer uma coisa. Se eu tenho esta arbitragem como hoje, eu ganho o campeonato na Turquia. Eğer bu hakem bana yardım etsin, böyle benim lehime hatalar yapsın, ben şampiyon olurum. Eu ganho o campeonato na Turquia. Ben şampiyon olurum. Kayseri, meus jogadores, se tem igual árbitros como hoje, vai lutar para ganhar campeonato. Bugünkü hakem gibi hakemler benim maçımı yönetsin, ben bugün şampiyon olurum. Porque Kayseri joga bom futebol. Çünkü Kayseri daha güzel futbol oynuyor. Joga bom futebol. Okay, güzel. Güzel. Bravo. Mas não é possível. Não é possível. Offside. No lado do árbitro. Um metro aqui. Árbitro está aqui. Não é possível. 1 metro. Ah, se está 20 metros, não há problema. Mas quando está 1 metro, não é possível. Não é possível. Bir metre mesafeden bunu yapması gerçekten imkansız. Daha ne diyeyim yani bundan sonra. Que vai acontecer para ele agora? Ne olacak şimdi bu hakeme? Eu perdi 3 pontos. Ben 3 puan kaybettim. Ou 1 ponto. Ya da 1 puan. E trabalhei 1 mês para este jogo. Bu maç için bir ay hazırlandım. Eu quero só respeitar. Nada mais. Sadece biraz saygı istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Okay. Teşekkürler. Okay. Şumudika. Tam televizyon karakteri diyorum ben. E haksız mı abi? E, haklı diyorum. Şimdi bu hakem ne olacak? Bak bu sorunun cevabını verelim. Ne olacak şimdi buna? Ne 30 olsun? Bin lira indirmeye devam. Ya öyle sen de Allah'ın kitabını sararsan. Ya hiç yakışıyor yani mu sana şu laf ya? 30 bin lira devam baba. Öyle demeyelim canım. Serdar, sözünü ettiğin adamlar Türkiye'de bir işi en iyi yapmış 3 kişi ya. Peki, Arda Turan, Fatih Terim, Cüneyt Çakır ve ekibi. Peki. Türkiye'nin dünyadaki en büyük futbol markası. Peki ne olacak? Hata ne olacak? Bir şey söyleyeceğim. Hata ne olacak? Adam ya. Ne olacak kardeşim? Bu Kayseri'nin bir puana kaç para veriyorlar? 2200 lira. 2200 lirasını kim verecek abi? Ya Serdar, dünya tarihinde ilk defa mı oluyor bir o zaman var gelecek, var gelecek, dertler baba, bitecek 65 abi. 65 santim gelecek de oha yani, oha. Al, tamam cezasını ver. İşte ben de onu diyorum, 30 bin lira almasın. Yalnız abi. Bir şey almayacak zaten, çocuğa maç vermeyeceksin. Bu ilk defa olmuyor ki, 50 bin defa olur. İlk defa Galatasaray lehine, Kayseri lehine olmuyor. Galatasaray lehine ilgisi yok. Bak, Galatasaray veya Kayseri demedim. Şunu diyorum, bu hakeme ne olacak abi? O Mete Kalkaban'a ne olacak abi? Ne olacak abi Mete Kalkaban'a? Kayseri, Konya şey maçını, Trabzon maçının hakemine. E bir şey olmayacak, hata yaptı. Kötü maç yönetti abi. Evet. E şey de Halis iyi maç mı yönetti? Ne yapalım dünya mesela? Önerin de ne yapılsın mesela? O başka bir şey. Baba, Türk hakemleri artık biz bunları hakem yapmaktan vazgeçelim. Hakem yapmaya çalışmaktan vazgeçelim. Yetiştirme tarzımızı değiştirelim. Yani ya hakem yapmaktan çalışmaya vazgeçelim. Ya Cüneyt Çakır bile bu maçı yönetemiyorsa. Ya yönetemiyorsa o zaman yönetmesin abi. Yönetmesin abi, getirelim bir tane yabancı, Fransız, Alman bir şey getirelim bitsin ya. Hata yaptı abi adam. Abi yok öyle hata yok abi, idare etti. Denayer'in pozisyonuna sen ne şey yapamazsın abi. Oyna diyemezsin yani. Denayer'in pozisyonuna oyna diyemezsin. Eyyem yapamazsın. Halise Özkaya buz gibi golü vermiyorsun. Kafan takılıyor, öbür tarafta penaltıyı vermiyorsun abi. Ya yani yapmayın kardeşim. Öyle ya. Oluyor. Ya ne var abi, adam çıktı kafayı indirmiş, burada vurdu, gol oldu. Ne var? 3 tane gol attı, 2 saydın abi. Doğru. Gol attık da vermedi mi var ya? Gol attın da vermedi işte. Doğru. Ya o nasıl faul çalabiliyor? Ya gol attın da vermedi. Nasıl? Ben de baktım ona. Gitti falan herhalde, bir şey oldu dedim yani. Abi görmediğiniz şeyi niye çalıyorsunuz kardeşim? Çünkü onu diyor o kadar yükseğe çıkamaz, itmeden çıkmamıştır diyor. Kafada öyle. Ya siz niye görmediğiniz şeyi çalıyorsunuz ya? Ondan sonra da böyle oyna diyor bak. Biliyor penaltı olduğunu, böyle yapıyor. Oyna. Penaltı olduğunu görüyor. Şöyle yapar biter normalde. E kardeşim, şimdi sen o zaman Denayer topu sektiriyorsa sen niye Denayer'i kurtar? Bu Denayer'le Cüneyt Çakır arasında bir ilişki mi vardır? Bu arkadaşlık, kankalık mı var ya? Trabzon'da Denayer elini uzatır, penaltı yok. Burada adama basar yok, faul yok. Kırmızı kartı değil, sarı kart, faul, frikik. E kötü hakem mi Cüneyt Çakır? Cüneyt Çakır iyi amca hakem abi. Avrupa'da daha mı iyi? İyi amca abi. Avrupa'da daha mı iyi? Avrupa'da hafif eyyamları var ama
Barcelona lehine falan olunca sırıtıyor. Burada sırıtıyor diyorsun. E baba yani sen Fener Galatasaray maçını kötü yönetiyorsun. Fener Galatasaray maçını tamam kötü yönettin anladım. Ne şiş yansın ne kebap. Kayseri Galatasaray maçında bir düzgün yönetin baba ya. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Abi Mete Kalkaban şey maçında işte bu Konya şey maçı. Konya Spor şey maçı. Duymadım bir daha söyler misin? Trabzonspor maçında çok ciddi hatalar var abi. İki takım aleyhine. Ben saydım 1009, 1001, 1002, 1003 diye 1009'da şey penaltı çaldı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu ligde niye bu kadar düdük çalınıyor abi? Abi bunlar bak her şeye zırt. Hayır her ceza sahasında adam hiçbir şey yok. Ceza sahasında da penaltı olunca 10 dakika bakıyorlar. Ya ben biz futbolu güzelleştirmeye ya çalışmıyor muyuz? Abdülkadir topu çıkartmış çocuk. Daha ne yapacak tabii. Ya penaltı olmuyor. İlla 4. hakem verecek. Ya olacak iş tamam, değil. Tamam o zaman Ali Turan'a bir şey söyleyelim. %100 kırmızı kartta dakikalar mı? Net kırmızı kart. Nasıl isyan ediyor ondan? Ali Turan neyine itiraz ediyor ben anlamadım. Ama Ali Turan'ın itirazını hadi anladım da. Niye anlamadım? Anladım da. Anlamıyorum ya ben. Bir yanındakiler falan bir ayıp ya. Çocuğu öldürecek misiniz? Şimdi abi? Bana bir şey söyleyin. Arkadaşlar Serdar diyor ki haklı. Bahattin şey Tarık Ongun %100 hata yapmıştır. Ve Tarık Ongun cezalandırılmalıdır. Evet abi. Tarık Ongun'a kaç hafta ceza vereceksin Serdar? Ceza ver bana. 2 hafta. 4 hafta. 4 hafta. Bravo. 4 çok. Yok abi 4 hafta vereceğim. 4 hafta ceza. Peki. Tarık Ongun'a yalnız. Evet abi 4 hafta vereceğim. 19, 20, 21, 22. hafta. Evet abi. Tarık Ongun 4 hafta ceza. Cüneyt'e de verdim ama. Cüneyt'e bak. İşte bak. Ona geçeceğim zaten. Cüneyt'e de 4 hafta verdim. Cüneyt'e 4 hafta. Cüneyt'e 5 hafta verdim. Cüneyt'e 5 hafta veremezsin işte. Veremezsin. Şampiyonlar Ligi'm var işte çünkü. Veremezsin. O adam şampiyonluğa gidecek oğlum. İdemezsin diye bu hale geldi. Abicim Şampiyonlar Ligi yönetecek. Beşiktaş'ın o yüzden sordum Şampiyonlar Ligi ne zaman diye. 19 Şubat haftası değil mi? Baba. 19 Şubat haftası. Bana nasıl veremezler diye böyle oldum bak. Bana nasıl veremezler diye. Şimdi 4 hafta Tarık'a ceza verdi. Bak Cüneyt'le bir kere ben zaten Halis'in akşamını bitiririm. Ben şey olsam Halis'in ertesi gün akşamını bitiririm. İki temel hata var maçta çünkü. Hayır Halis Özkaya'nın kötü hakem olduğunu düşünüyorum. Hakem olmayacak bu çocuktan. Yani bunu niye ısrar ediyorlar anlamıyorum ki. Her maç adama küfür etmiyorsunuz. Her maç küfür ettiriyorsunuz ya. Ya buna niye ısrar ediyorsunuz bu çocuğa ya? Deyin ki kardeşim bak sen git dizi oyuncusu mu oluyorsun, artist mi oluyorsun, yakışıklı çocuksun, manken ol. Bir şey ol. Bir yardımcı olalım. Şimdi o yüzden yani bunları sorun. Yapmayın abi. Şimdi 40 katır mı 40 satır mı sorun bu. 5 hafta veririm 5 hafta. 5 hafta Eyyam yaptığın için 5 hafta of. Veririm. 40 evet, katır mı 40 satır 40 mı satır sorusu bu. 40 satır. Çünkü 5 hafta verdiğin takdirde Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de 2 ya da 3 maçına çıkmayacak olan Tarık Ongun'u alıp istediği kadar beraber olsun yıllar boyu Şampiyonlar Ligi maçında nereye vereceksin? Şampiyonlar Ligi'nde bu adamlar maç yönetiyor. Cüneyt Çakır yönetmeyecek de kim yönetecek önemli maçları? Bak şimdi bir şey soracağım. O zaman da sana soruyorum. Ya Fırat Aydınus yönetmeyecek de Başakşehir, kim yönetecek? Başakşehir, Fenerbahçe hakem söyle yabancı bana. Yabancı hakem. Yabancı geçti, hakem bu sezon geçti artık. Yabancı hakem abi. Geçmez abi işte. Öyle geçmeyecek. Trabzon işte. Fener. %95 Fırat Aydınus. Kim olacak başka? Bence Bülent. Başakşehir Fener. Gene Bülent'i göndersinler. Başakşehir Fener. Hadi göndersinler Bülent. Her sene Bülent'i gönderiyorlar. Bunlardan birini Cüneyt Çakır'a vereceksin abi. Mecbur vereceksin yani. Büyük maçlar geliyor. Ardından Başakşehir Trabzon var. Bir dakika nasıl Cüneyt'i mecbur vereceksin ya? Cüneyt'in bu eyyamcılığı yok. Baba bak Cüneyt'in bu eyyamcılığıyla ev sahibi takım kimse o şey abi. Büyük bu derbilerde ev sahibi avantaj. Derbilerde öyle abi. Trabzon Fenerbahçe. Trabzon'da yani. Trabzon Fenerbahçe'ye Cüneyt'i vermezler. Ekibi diyor daha ofsaydı göremiyor. Trabzon Fenerbahçe maçına bana şey geliyor. Halil Umut Meler falan gibi bir şey olamaz. Bana Fırat Aydınus gibi geldi ama bilemedim. Abi Trabzon Fener Fırat Aydınus. Evet ben öyle diyorum. Bence. Bilgim yok. Hangi ülkeden alacağız abi? Herkesin ya kimsenin de iyi değil ki demiş Fatih Bey. Hakem olarak performansı. Başakşehir Trabzon pardon. Arkadaşlar Başakşehir hakemin Trabzon. Hakemlik performansı derdim değil benim. Türk olmaması önemli senin için. Eyyam olmasın Eyyam. Hayır öyle. Evet. Çünkü Eyyam buradayken Türk Eyyam. Olmayan amacımız, amacımız Türk olmayan hakemleri getirmektir. Tamam amacımız Türk olmayan hakemleri getirmek. Bizim kriterimiz bu. Çünkü adam, burada Eyyam yapıyor diyorsun Eyyam Türk hakem. Türk hakem Eyyam yapıyor abi. Türk hakem Eyyam yapıyor. Yani yerli sınırı gelsin hakemlikte. Hakemlikte yerli yasağı gelsin. Yasağı gelsin. Hakemlikte yerli yasağı gelsin abi. Amacımız Türk olmayan hakemlere. Amacımız Türk olmayan hakemlere maç yönettirmek. Benim federasyon başkanı olarak size valim bu abi. Mottom bu. Bir isme, bir renge malik olmak. Kumaş almaya gidelim abi. Ve Türk olmayan hakemlerle maç yönettirmektir. Yok abi bunlar ona denge, buna denge beni bitirdiler. Abi efsane ya. Üstümü başımı yırttım ya. Orada diyor ki golü vermiyor. Buradan penaltıyı vermiyor ya.
Çok güzel. Ya getir bir tane beceriksiz hakem diyelim ki ya bu çok kötü hakemmiş. Bir daha bunu bize vermeyin. Bilmiyor zaten. Subodisi'ye geçtik mi? Bak demiş ki Emre Bey, herkes hata yapabilir. Cüneyt Çakır da yapabilir. Canı yanan anlar bunu şimdi Şumudika Hoca anlıyor. Sonra başkası anlayacak. Yarın Şumudika Hoca'nın lehine de hata yapılacak. Şumudika Hoca'ma niye sallıyorsunuz ya? Ben sallamıyorum. Ya Şumudika Hoca'm da... Şumudika Hoca'm ne yapıyor biliyor musun? Doğru bir lafı var abi. Tudor'un yolunda kendisi. Baba şimdi şu bir takım hoca olmak istiyor. Doğru ben ileride program yapar diyorum. Doğru Türkiye'de. Bir lafı var bak. Şimdi bu hakeme ne o bak. Bunu şimdi bu hakeme ne olacak bu hakeme? Hiç haftaya. 5 hafta ceza diyorsun. Ya haftaya haftaya. Ya Tarık 5 hafta ceza alacak şey diyorsun. Hiçbir şey olmayacak. İşte olmaz. Tarık Ongun alabilir ceza. Ya abi ama ya. Aldığı zaman da Şampiyonlar Ligi'ndeki üçlümüz o bizim ya. Ya ne şap. Abi baba, bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'la Beşiktaş aynı pankartta çıkmadı mı Anelka'nın elle gol attığı maçtan sonra? El değmemiş bir lig istiyoruz. Temiz bir lig istiyoruz. Ne değişiyor? Hiçbir şey. Herkesin hatası var ya. İşte Beşiktaş eleştiriliyor son 2 sezondur. Van Spor maçında Sergen'in frikiği. Yani geçmişe giderse 50 bin tane şey ya gelir. Ya baba hatta. Türk olmayan hakemleri getireceğiz. Bu işten kurtulacağız bak ben size söylüyorum. Bir şey okuyordum. Ne var ne başka bir şey. Bu sistem bu sorunu çözecek. Ha şu var var şey şu doğru abi. Var. Bu sorunu çözecek iş bu. Bu sorunu çözecek iş bu abi. Kaan Bey demiş ki Türk Ligi'ne video hakem sisteminin geleceğine olasılık vermiyorum. Gelse de sıkıntı çıkar demiş. VAR sistemi Dünya Kupası'da uygulanacak ama. Evet VAR sistemi Türkiye'ye gelecek mi? Bilmiyorum. Var abi ya. VAR sistemi bak. VAR sistemini izleyecek adam kim abi? O da EYM yapacak ki. Bülent Fırat'ı izleyecek. Cüneyt Hüseyin'i izleyecek. Anladın? Bu arada VAR... İşte şey... Şıracı'nın şahidi Bozacı. Bu arada VAR diye bir sistem yok. Yani Türkçe de yok. Ya VAR dediğiniz video. Yani assistant güzel. Referee. Güzel güzel. Yani VAR güzel ama VAR. Referee. Ben yani şeyde Rusya'nın kuzeyinden olduğum için referee diyor. Ya yani video assistant referee. Yani yerim video yardımcı hakem. Yerim senin o... Aksanını yerim. Teşekkür ederim. Aksanını, Somerset aksanını yerim. Senin muhayyiliğini yerim. Fulham tarafından biliyorsun. Somerset aksanını yerim senin. Teşekkür ederim. Yani aslında video yardımcı yani hakem. Video hakem, video hakem değil. Oraya koyacaksın da Türk abi. Reklam. Oraya koyacaksın da Türk. Yok. Şimdi bu Subutis'e yeteri kadar eleştiri yapamıyor muyuz programda yani? Yapıyoruz. Yapacağız. Reklamdan sonra. Bir kısa bir şey yap istiyorsan. Bozacı. Bırak artık Galatasaray'ı falan geçelim abi yeter. Geçtik zaten. Şumudika Hoca'ya geç. Şumudika tam o da Galatasaray'da. Bak Şumudika Hoca var. İleride kesin televizyon programı yapar Türkiye'de. Subutis Hoca'nın tek derdi. Han diyor. Ben aslında Grigül'ü UEFA Ligi'nde neler yaptım. Bayağı da bir hocayım. İyi hoca abi. İyi hoca baba. İyi hoca. Bayağı da bir hoca bu arada. Bu arada Mustera da Tudor'u hafif götürmüş değil mi yani kesin artık emin olduğunuz. Neyse dur söyle reklama gideceğim. Şumudika ile ilgili. Tudor gibi 20 maçtan sonra Galatasaray'a gelinebiliyorsa bu ülkede 3 büyük takıma bu kadar istikrarsızlık halinde en azından Trabzon'a ben adayım kardeşim diyor. Yok yani. Kayseri. Bak ya şovur yapıyor adam. Söyleme, 20 dakika, söyleme reklama 20, 25 dakika Galatasaray ezdi Kayseri'yi. Tabii ezdi. Ya şimdi onlar Hatice Hoca dedi ya. Hoca'ya da onu bir söylemek yani lazım. Hatice Hoca dedi ya benim oyunum belli oldu dedi. Genel bir performansından söz ediyorum. Adam iyi bir hoca. İyi şovu, hoca. İyi hoca. Şovu hocaların gerisine kalsın. Bir şey söyleyeceğim. Yardımcı reklam sistemine gidiyoruz şimdi. Çizmeye devam ediyoruz. Ne konuşuyorduk? Şumudika Hoca'yı. Sancaktepe Belediye Başkanı'nın hepinize selam var. Aleyküm selam. Onlar da Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra en çok sporcu, doğru. Lisanslı sporcusu olan belediyeymiş. Takip edenleri severek takip ediyoruz Sancaktepe Belediye'yi. Öyle biz de işte bilgileri de geçmişler. Önemli sporcular yetiştiriyorlarmış. Başarılarını devam diliyoruz. Çok çalışma yapıyorlar gerçekten. İşte ben de katılmıştım büyük organizasyonlara. Takip edenleri severek takip ediyoruz. Sayın Başkanım selam var hepinize çok. Eyvallah. İlettiler. Arkadaşlar. Yani 20 bin küsür sporcusu varmış ya lisanslı büyük rakam yani. Vallahi maşallah. Tebrik, bir tebrik de, ederiz. Bir de hani ölçümler falan değerlendirmeler yapıyoruz diyorlar. Onun üzerine hani çocuk hangi spora yatkınsa oraya. Bu arada Başakşehir'in niyeti oydu. Başakşehir'in o Sancaktepe'den nüfus olarak da büyük. Tamam, işte büyük Başakşehir'de niyeti oydu. Sancaktepe oradan daha önce davranmış. Başkanım selamlar. Mustafa selamlar, Mehmet Bey size saygılar. Selamlar. Teşekkür ederiz. Yarım kaldı. Fanatik'in yeni mizampajını ve içeriği çok beğendim. Yanından kesilmiş iki üstüm falan. Çok beğendim. Habertürk efekti tabii. Arka bunlar. Tarafta çok başarılı. Uluslararası bir standart olmuş. Necil abiyi. Az renkli olmuş. Başta olmak üzere tüm ekibi. Yakında biraz daha renklenir. Tebrik ediyorum. Ben çok sevdim hayırlı olsun. Nice 23 senelere. Ben ya de Fanatik içimde. Fanatik dediğin şey tabii ya. Birkaç sene ya. Emek vermiş, destek vermiş bir çalışan. Necil olarak. Abinin eline sağlık. Herkesin eline sağlık. O ailenin partisi güzel olmak oldu. Güzel bir şeydir. Fanatik ailesi. Ya Necil ailemiz. Ülgen şey zamanında da vardı değil mi? Abdülhamit zamanında. Gazeteci. Gazeteci Necil Ülgen. Necil abi kurulduğundan beri genel yönetmeni tabii, değil mi? Tabii 23 senedir. Şeydi, tabii canım şeyden beri var o. Tasviri efkardan beri. Spor gazeteciliğin aranan siması ya. Necil Ülgen çok selamlar, çok sevgiler. Eski binada da çalıştım bak ben. Yeni binada da çalıştım. Onlar bir ara televizyon programı yapıyordu. Necil abi televizyonu devam ettirmedi. Bence yapar.
Yapar tabii. Ya televizyonda yapar. Güzel programdı o. İyi programdı o. Evet. Sen var mıydın orada? Onun sen yapımda vardın. Ben editörüydüm programda. Yapım aşamasındaydın yapım sen. Yapım ve yayın. Okay abi, Cem abi. Okay Karacan, Cem Dizdar, Necil Ülgen. Güzel programdı şey gündüzleri. TRT Spor'da. Evet evet, ben izliyordum. Sabah mıydı? Necil Ülgen'in enler televizyon işlerinden biridir o. Tamam, Cem abinin çok zor sonra devam ettirdiği kültür. Şu anda devam eden. Ama tabii o da farklıydı. Necil kaliteli adamdır yani. Çok. Sefaköy'de çekiyordunuz değil mi sonra? Evet evet. Necil abi hani yemeği, içmeyi, giyinmeyi, gezmeyi bilen adamdır yani. Sefaköy biliyorsun başka şehirde. Ben oradan Suadiye'ye dönerken. Sefaköy istifa sebebi ya. ben oradan Suadiye'ye dönerken biliyorsun. Sefaköy bir gün bizim orada dediler ki şirket taşınıyor. Sefaköy'e dedim istifa edelim. Vallahi gitmem dedim. İstifa sebebi. Ya her gün ciddi söylüyorum ya. Vallahi ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Habertürk'teyken de Sefaköy'de çalıştım. Sonra onun Taksim'inde. Ben bir şey söyleyeceğim. Taksim Habertürk'teyim ya ben. Ben Taksim'de de çalıştım, Sefaköy'de de. Şimdi biz Taksim'deyiz dediler ki. Sefaköy'de var. Patron dediler burayı şey yaptı. Yine aynı saatte Sefaköy'e gidiyor. Dedim baba ben vallahi gelmem. Kanal 1 gelemem yani. Kanal 1. Ya, Kanal 1 zaman ben dedim gelemem ya. Ben her gün giderim abi. O zaman görev vardı. İstifa sebebi yani. Ya ben çok şansım. 2 sene şu anda mevcut bulunduğum yerde 2004 ile 2006 arasında Star Grubu var. Radyolarında çalıştım. İşte, evet. Döndüm. Ama sen abi ama bir sene sen sabahleyin gidiyorsun sabah oradan kurtarışın var. Abi ama şimdi 4 senedir tekrar iki telli ya. Hayatımın 6 senesi iki telli Yeni Bosna hattına gitmekle abi geçti. Abi İstanbul'da ya. Yaşanmaz ama hani yaşamak zorundasın diyelim. Gerçekten işle evin çok yakın olması lazım. Ya bir şey söyleyeyim ben göz göre göre bak şimdi. Yo, ben fanatiğin milliyeti. Abi senin yaptığı hiç yani tam şey yani. Fanatik milliyet iki telli de biliyorsun ben Suadiye'deyim. İlk Habertürk Sefaköy'de ben Suadiye'deyim. İşte 24. Allah'tan buraya 24 Yeni Bosna'da. Basın Ekspres yolunda Yeni Bosna'da ben şeyde Suadiye'deyim. Sürekli ya. Allah'tan buraya başladın da. Ben hala Suadiye'deyim. Hala köprü geçiyorum. O ne olacak abi? Tamam. Londra Suadiye maslak yapıyorsun. Öyle bir aramız var. Londra Suadiye. Yarın? Yarın İzmir. Yarın İzmir. Ne? Hayırdır? Anne baba nerede? Oradalar. Oradalar. Ne yapıyorlar şu anda? Selam mangal yapıyorlar şu anda. Siz diyorlarsa hakikaten mangal yakıyorlar. Cuma programı var gece geç saatte. %100 futboldan sonra Beşiktaş Kasımpaşa'yı evet. izliyorsunuz. %100 futbolda Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'yı izliyorsunuz. Sonra biz geliyoruz. Kısmetse. Bir şey söyleyeceğim. Bak İzmir'de hava yani. Soğuk ama gene mangal dışarıda yapılıyor. Bu kadar soğuk değil yani. Ege sıcak. Ya soğuk başlama gene İzmir şeyin Allah aşkına. Ne güzellemesi ne başlıyor? Fener'e menere dönün bir şey. Fener'e geç değil mi? Yani? Anne neyi? Bir şey söyleyeceğim. Anne mangalda neyi yapar? Et türümü, balık türümü, tavuk türümü? Bizde mangalı baba yapar. Ya baba mı yapar? Tabii. Pişirmeyi. Bizde koşmaz. Neyi yapar? Et de balık da yapılır ama. Önde balıktır. Önde balık sonra et. Hazır yapılmış o. Aynı günde balıkla et yapılır mı? Hayır. Abi balıkla mangal ayrı et de olur. Ne bileyim ayrı mangal olur. Şöyle bir anlattın ki. Ayrı mangal olur. Et mi balık mı önceliklidir size? Ya balık önceliklidir sonra et. Peki ne yapıyor? Izgara mı yapıyor? Şey çok güzel böyle bak balığın içine koyduğu balıklıklar var yapışmasın diye. Balıklıklar dediğim de böyle metal parça düşün. Böyle tık 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 tırtıklı. Onun içine koyuyorsun çiproyu. Maşa gibi. Çipro, levrek büyük balık mı yapılır? Küçük balık koşmaz. Ya geçen akşam sizin gelemediğiniz yemekte ben bir pisi balığı yedim. İlk defa. Pisi balığı güzeldi. Şöyle bir şey yedim. Üzerinde böyle mantar bir şeyler var. Ben büyük balıkçıyım. Sen büyük balık balığı onlar. Dip balıkları tabii en değerli şey. Ben büyük balıkçıyım yani. Ya. Yok ben büyük balığı severim. Ben küçük severim. Ben büyük. Ama artık mesela bugün güzel sizin gelemediğiniz yemek, senin gelemediğin yemekte güzel tekir yedim. Sözümüzün geçtiği masalarda artık barbunya artı tekir. Tekir. Bak barbunya tekir ikişer tane bir de standart odur. İki tekir iki barbun yürü. Abi, bir de ben de küçük severim. Bak çok underrated. Tadı bilinmeyen. Hamsi çok acayip tavuk severim. Balığı vardır efsane tavsiye ederim. Tavuk balığı çok balığı, güzeldir. Tabii, evet. Bak bol etli. Mezgit mi? Tavuk balığı. Yok adı tavuk balığı bildiğin. Chicken fish. Chicken translate yaptım ben de öyle değil tabii. Ya, bildiğin chicken tavuk balığı. Orijinalden bilmiyorum yani. Chicken bu konudan. Bu konudan chicken bence programdan da yok. Peki devam edelim yorumlarla, görüşlerle. Saffet abi geçen gün bu telefon etti. Bu da var en büyük yalanım Saffet oldu. Abi. Yorumlarla görüşler zaman kazandırıyor ya. Saffet Sancaklar adı. Selam olsun buradan. Saffet abi şey dedi ya izliyorum zaman zaman ama dedi bu yemek balık muhabbetini çok uzatıyorsunuz bazen dedi. Bize Saffet abiyi dinleyelim o zaman uzatmayalım. Hemen kısaltalım. İstediği kadar milletvekili olsun o bizim Saffet Sancaklımızdır. Ama kışın güzel balık olur abi. Siz bugün tekir miydiniz öyle? Bugün tekir yedik güzel de yaptılar götüreceğim sizi oraya. Gidelim. Servet abi. Gidelim. Selçuk abi bizim. Ben de bugün. Bundan sonra yeni abimize. O çok güzel lafı da öğrettim. Çok güzel yaptı. Efsane bir lafı da var. Onu da anlattım size. Biz de bugün Başakşehir stadının yanındaki çorbacıya gittik İlker'le. Sen seviyorsun onu. Onun orada iyi bir etçi vardı. Ne oldu? Kapandı mı? Başakşehir'de mi? Stadın yanında mı? Yok giderken. Sağ tarafta. Sağ tarafta. Bir etçi vardı. Var devam ediyor. Devam ediyor mu? Ediyor. Bayağı iyi etçi o. Çok iyi etçi. Bir şey söyleyeceğim. Sen mangalda topa girmiyor musun?
Şirme topuna. Yerim. Ama hazır yapılmışı var ya. Ya yerim. Ben yaparım misin? O zaman. Ya, bizde öyle. Babadan oğula geçer. Ben de fena değilim. Ben piknik yani. Sevmiyorum. Baba ben yeme olayındayım. Tamam ben de pişiririm. Onu sevmiyorum. Ama piknikçi değilim. Hiç sevmedim şey. Ben de değilim. Sahil. Küçükken de sevmem. Yazlık bölgede pişiririm. Bak ben pişiririm sizi yine abi. Benim mesela pişirmenin tadı daha güzel. Pişirmenin tadı yemekten daha güzel biliyor musun? Ya piknik falan ya. Millet pikniğe gidiyor. Ben hakikaten pikniği sevmem. Ben de sevmem abi. Sen de çok benziyoruz biz. Vallahi piknik zor iş ya. Ha? Piknik gereksiz piknik ya. İnsanlar güneş pazar günü sabah kalkıyorlar, erkenden gidiyorlar Belgrad ormanlarına falan. Abi nasıl yapıyorsunuz onu ya? Akşama kadar uğraşıyorsun, peyniri doğra, salatalığı piknik, doğra. Piknik bende koşmaz abi. Yok kolayı koy. Yalnız anlamıyorum abi. Bir şey söyleyeyim mi? Niye abi ne gerek? Neydi o? Söyle. Ne? Öğlene doğru yersin ya kahvaltıyı. Brunch mı? Brunch değil mi? Ben brunchçı da değilim abi. Ne brunch var sende? Notre Dame'ın brunchu. Tamam konuyu artık belli oldu. Kapatalım yoksa çıkamayacağız. Zaffet abiye selam söylüyor. Birçok yorum şu, var bu arada. Lütfü abinin haberi gelecek mi? Lütfü Özel'in haberi gelecek mi? Gelecek, Türkiye'deki spora özetleyecek. Kardeşim dönsene Kerim kulübe. Halletti. Döndük. Nereye döneyim? Kulüplere. Döneyim bak önce Lütfü Özel'in haberini istiyorum. Lütfü Özel'in haberini ben istiyorum. Görelim onu. Kerim halledecek. İhsas Rey mi koyuyorum Serdar? İhsas Rey değil mi? O ne? İhsas Rey. Kendi oyunu ortaya yere koymak. Birazdan gelecek herhalde o. Ah, o şey işte yorumlar görüşlerle devam edelim. Şeyle aynı değil mi? Baktığın zaman. Bakıldığında. Bakıldığın zaman kazanmak için Türkçe'ye bak, eklenmiş. Bak onu bizim Ilgaz şey yapar. Mesela ben bir şey konuşuyorum ya. Son cümleni alır tekrar eder arada bir saniye kazanır. Öyle yapmayı denir. Ilgaz onu hep yapıyor ama. Ama son cümle mesela. Evet. Cüneyt bir şey anlatıyor. Son cümleyi alıyor Ilgaz kendi ağzına tekrar ederken düşünüyor. Sen ama şeyi sevmem ben. Soru sorulduğunda soruyu tekrar ederek cevap veren yok, bu, konuğu sevmem mesela. Bu konuşmanın son cümlesini alıyor. Ya sevmem dediği böyle çok konur mu oldu? Yanlış anlaşılmasın. O çok zaman kazandırır. Yani bir de sanki ikinci söyleyişte anlamak değil o. Tamamen zaman kazanmak için yapılmış bir şey. Mustafa, geldi mi İlker? Mustafa Hocam'ın o kısa cümlelerinin son cümlelerini anlıyorum. Artık kısa cümleler kurmak istiyorum ve habere gidiyorum. Hadi Şebnem bakalım. Ferah şarkısı gibi. Şimdi doping arkadaşlar bunu özellikle büyük ekranda okur musun? Mehmet Ayan. Ben mi okuyayım? Kusura bakmayın. Vücut değil doping geliştirme. Eylül'de dünya şampiyonası elemeleri için İstanbul'da yapılan seçmelerde 14 vücutçuda dopinge rastlandığı ortaya çıktı. Sert sessiz benzeşmesi Erbatur bak vücutçu. Vücutçu. Doğru yazılmış. Sert sessiz benzeşmesi. İşin daha vahim kısmıysa bu 14 kişiden 8'i milli takımlardan sorumlu As Başkan Koray Girgin'in Reflex adlı kulübünün, 3'ü de 2. Başkan Hasan Aydın'a ait Gaziantep Aydın kulübünün sporcusu. Haber Lütfü Özel gibi bir olimpiyat ve spor muhabiri tarafından, gerçek bir spor muhabiri tarafından yapılmış. Harika bir haber. Serdar'la program öncesi haberi konuşurken Serdar'ın bir cümlesi var. Lütfen Serdar onu sen söyle. Çünkü başka da bir yoruma gerek yok. Ne dedim ya? Türkiye'deki spor bu dedi Serdar. Evet abi. Bu arkadaşlar. Bakın, tuz vücut tuz kokmuş abi. Vücut geliştirme. Vücut geliştirme de olmanınca olmuyor herhalde değil mi? Yani steroidsiz falan. Oluyor. Ben mesela gidiyorum da yani. Abi vücut geliştirme de olur mu ya? Ya ama şu insanlar bir yerden... Hayır vücut geliştirmede çok var. Hayır vücut geliştirme olmaması lazım diyorum yani. Anlatmaya çalışıyorum. Baksana abi. Maalesef abi, vücut geliştirme ama Serdar Ali dünyanın her yerine var diyeceksin. Söylediği şu doğru. Yani yarışma noktasına gidiyorsan birçok şey kullanıyorsun. Testlerde çıkmayan da kullanılıyor. Federasyonların başına bela olacak da birçok şey peki, kullanılıyor. Peki bir daha ver haberi. Bir daha ver tamam. İtirazım vücut yok. Vücut geliştirme biraz sıkıntılı bir abi vücut alan. Geliştirme sıkıntılı da... İşin daha vahim kısmı diyor. Bir daha bu 14 abi. Kişiden 8'i milli takımlardan sorumlu As Başkan Koray Girgin'in kulübünün, 3'ü de 2. Başkan'ın kulübünün diyor ya. Tamam hadi doping tevessül ettin. Tuz kokmuş hakikaten başındaki adamlar bunu yaparsa. Ne diyeyim abi? Yani bu beyemal yorumsuz bir haber mi olmalı? Uluslar yani? Arası arenada da, çünkü buraya gelecek. Baba onlar da yapıyor biz yapmadan kazanamayız'a geliyor bu iş. Yani vücut geliştirme uluslararası arenada sıkıntılı bir alan maalesef. Yani ben çok bu işin içinde milli takım hocaları olmuş, federasyonda yer almış büyüklerimizle, işte arkadaşlarımızla konuşma fırsatı buldum. Maalesef vücut geliştirme hakikaten üzerine çok tartışılması gereken ve çok değişmesi gereken başlığı olan bir spor dalı. Spor değillerde var mısın sen? Yokum çünkü birçok sporda yapmadığın kadar antrenman yapman gereken bir spor. Hanım bu sadece benim görüşümdü. Bu haberi en azından siz izleyicilerimize Vatan Gazetesi'ne aktarmak istedim. Bak izleyicilerimiz demiş sağlık. Ki Gülay Bey, vücut geliştirme yarışmacılarında doping çıkmaması haberdir aslında demiş. Doğru, oraya geldi nokta. Peki, şimdi Fener'e geç diyecek misin abi? Abi yeter hadi ya. Pasifik Okyanusu kıyısında yaşıyorum. Balık yemeye hasret kaldım. Varsa yoksa karides bir de shrimp diye bir şey. Ne demek shrimp? O da işte karides. Karides. Seferihisar'da denize karşı veya Eminönü'nde ekmek arasını çok özledim diyor. Bak Pasifik Okyanusu kıyısındaki arkadaşımızın
Adı Ezi. Oğlum, Pasifik'te yok muymuş? Ne bileyim balık? Abi adam İstanbul ayrı. Pasifik okyanusunda balık var tabii de balık yok nasıl olmaz? Bence ya? Vardır Pasifik okyanusunda balık iyi kötü ya. Öyle diyor abi ne bileyim. Hani ama geniş bir alan. Seferihisar'ı o kadar anlatıyorsun ki. Seferihisar'ı emin önünü izledim diyor. Özledim diyor. Tamam abi şimdi o sen ayrı. Fener'e ne zaman geçeceğiz kardeşim? Reklama bir şey söyleyeceğim. Bir tane parodi hesap açtılar senin adına. Sadece Fener'e geç diyor biliyorsun. Ne tweet atılırsa tabii. O işi bırak Fener'e geç diyor. O hale gelmiş. Bırak Fener'e geç abi. Bırak Fener'e geç. Nedim Düz yazan demiş ki. Bakalyero'dur tavuk balığının orijinal adı. Peki onu da öğrenmiş olduk. Karşıyaka'dan yazmış Nedim Bey. Teşekkür ederiz. Karşıyaka'ya da selam olsun. Göztepe'ye de selam olsun. Bir reklama daha gidelim sonra Fener'e evet, geçeceğiz. Peki. Çizmeye devam ediyoruz. Kırmızı çizgi etiketine yorumlarınızı bekliyoruz. 10. haber Trabzon tarafıyla başlayalım çünkü Trabzonspor. Tabii abi ya. Trabzon Fenerbahçe maçı var. Fener'e geç baba. Maç bizi bekliyor. Fener'e geç. Tamam işte Trabzon Fener. Tamam geçtik işte. Oldu. Bir görelim. Geçtik. Tarihi bir maç. Sırayla bütün haberleri üst üste veririz İlker sonra konuşuruz. Rıza Hoca diyor ki Fenerbahçe karşılaşması bizim için bir şans. Çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. Yukarıya gitmek için en iyi yol burası. Kazanırsak yolumuz açılır. Herkes sonuna kadar destek vermeli. Baklava gelmiş klasik olarak. Biz de bekliyoruz ya bir programdan sonra. İki takviye istiyormuş hoca. Burak Yılmaz müjdesi oynayabilecek. Fenerbahçe karşısındaki en son galibiyetini Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2010-2011 sezonunda aldı Trabzonspor. 3-2 kazanmıştı bu maçı. Bir sonraki haber İlker. Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Fırtına'nın deneyimli savunma oyuncusu Uğur Demirok Fenerbahçe maçıyla ilgili fanatiğe konuştu. Büyük bir camia Trabzonspor her zaman iddialı olmak zorundayız. Bu nedenle bizler için de büyük maçların önemi artıyor. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe karşısında kazanacağımıza, tekrardan iyi bir hava yakalayacağımıza inanıyorum. Bir sonrakini görelim. Sakin kalıp kazanalım. Fenerbahçe teknik heyeti Trabzon deplasmanında kendilerini zafere taşıyacak formülü açıkladı. Maçın gergin atmosferde geçeceği şimdiden belli. Trabzon karşılaşmalarından son yıllarda seyircilerin baskısından etkilenmediğimiz için 3 puanla ayrıldık. Yine aynısını yapmalıyız. İkinci yarının belki de en zor dış saha mücadelesine çıkacağız. Eksiklerimiz çok demiş teknik ekipten gelen haberler. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Kısaca bir maçı konuşalım, diğer haberleri sonra görürüz. Şimdi Trabzonspor'u iyi bulmuyorum. Konyaspor'la oynadıkları hem kupa hem lig maçlarını izledim. İyi değiller. Bu maçta farklı olur. Tamam. Ama savunma mavunma kötü yani. Kalecileri iyi değil. Bunlar belli. Ama ya bir düzensizlik de var takımda. Ama bu maç havası falan farklı olur. Öte yandan Fenerbahçe'nin en kolay deplasmanı bugüne kadar. Hep teknik heyet en zor demişsen en kolay diyorsun. En kolay deplasmanıydı oldu bu zamana kadar. Yalan mı? Doğru. İki kere üç kere maç yarıda kaldı. En son 8 sene önce kaybetmişti. İşte iki kere üç kere maç yarıda kaldı. Trabzonspor Fenerbahçe'yi öldürmeye çıkarsa gene yenilir. Gergin çıkarsa diyorsun yani. Yani öldürelim bunları diye çıkarsa gene yener Fenerbahçe. Top oynamaya çıkarsa Trabzonspor'u yenemez kimse. Ben iddiam var o konuda. Trabzon'da Trabzonspor'u kimse yenemez. Top oynamaya çıkarsa ama. Aradaki fark önemli. Bugün bunları burada öldürelim diye çıkarsa Fener gene 2-3 tane atar gelir. Maç da bitmeyebilir. Bugüne kadar olduğu gibi. Yok, futbol oynayacağız kardeşim. Fenerbahçe'yi futbolla yeneceğiz diye çıkarlarsa Trabzonspor'u Trabzon'da yenmek, çalınmayın Trabzon'u yenmek çok zor. Yani maçı tribün değil saha oynarsa Trabzonspor'un şansı var. Aynen öyle. Bu benim futbol yorumum. İki, Fenerbahçe'de Giuliano yok abi. Giuliano yok. Yansen zaten yok. Yansen yok. Mehmet Ekici de yok. Sol. Mehmet Ekici'de ne var abi? Onu da bir gerçekten bilmiyorum artık. Gerçi 18'e girmeye başladı. İdmana çıkıyor. Şimdi bir de Aykut Kocaman'a, bir basın mensuplarında muhabir arkadaşlarımıza, sen de birkaç tanesiyle yarın buluşacaksın. Ben de Ahmet Selim Kola söylüyorum. NTV Spor muhabirine de söylüyorum. Trabzon'da sorsunlar. Veya bu hafta içi sorsunlar. Lütfen. Rica ediyorum sorsunlar. Valbuena defansif olarak oyun disiplininden bağımsız oynadığı için defansif olarak takımı arıza yaratıyor. Ve dolayısıyla bu yüzden başlayan 11'de oynamıyor. Aykut Kocaman'ın söylediği bu. Valbuena ile ilgili. Söylediği bu. Ozan için ne söyledi? Yediğimiz 30 golün 15'inde Ozan'ın hatası var. Evet.
Peki bu İsmail'in, Şikertel'in kaç tane hatası var? İsmail'in, Şikertel'in, kaleci Volkan'ın kaç tane bireysel hatası var? Hani 30 tane golün 15'inde Ozan'ın hatası var ya. Diğerlerini de verelim diyorsun. İstatistik anlamında. Yediğimiz 30 golün 15'inde Ozan Tufan'ın hatası var. Evet. Valbuena'da 31 tane orta yaptırtmış sol taraftan. Yaptırtmış mı yapmış? Yaptırtmış. Bek'i kovalamamış. Ha, Bek ondan. 31 tane. 31 orta toplam yemiş 31 Fenerbahçe. 31 orta yemiş Fenerbahçe oradan. Bu konuşulmuyor. Çok güzel. İsmail kaç tane bireysel hata yapmış? Ya da Hasan Ali. Şikertel kaç tane hata yapmış? Neustadtler. Neustadtler kaç tane hata yapmış? Volkan kaç tane hata yapmış? Şener, İsla, Dirar veya Topal Sovza. Yok, Dirar değil. Şener, İsla, Neto kaç tane bireysel hata yapmış? Ve Fenerbahçe gollerinin 30 tanesinin 15'ini Ozan yüzünden yemiş ya. Mesela geri kalan 15'indeki bu paylaşımı ne yani? Bu sorunun yanıtını da merak ediyorum. Valbuena ile ilgili dur es ver hemen şu haberi vereyim. 13. haber Hürriyet'te. Valbuena, işte Fenerbahçe'nin Valbuena çıkması. 10 numara oynayacak değil mi herhalde? Oynamayacak. Hadi bak görelim. Haberi başka, bir görelim. Baltimore Alper oynayacak orada. Kimse yok ki. Ahmet Ercanlar'ın haberi. Çıkmazı varmış Valbuena ile ilgili Fenerbahçe'nin. Neymiş çıkmaz? Şuymuş. Büyük ekrana verir misin İlker? İstatistikler Fransız oyuncu ile ilgili yeni tartışmalar açacak cinsten. Takım o oyundayken hücumda etkili, savunmada zayıf. Kocaman'ın daha çok ikinci yarılarda şans verdiği Valbuena, Trabzonspor karşısında Giuliano'nun yokluğu nedeniyle ilk 11'de olacak. Herkes hücumla savunmanın bu değişiklikten nasıl etkileneceğini merak ediyor. Valbuena'nın oynadığı dakikalarda Fenerbahçe 17 maç, 25 gol attı, 15 gol yedi. Her 41 dakikada bir gol attı, her 70 dakikada bir gol yedi. Oynamadığı maçlarda 12 maç, 11 gol atıp 6 gol yedi. Her 52 dakikada bir gol attı, her 95 dakikada bir gol yedi. Ne anlatıyor bize bu? Bu adamla ne yapacağız? Hıza anlatıyor diye düşünüyorum ben. Bence bu şunu anlatıyor. Valbuena'nın savunma zaafı maafı filan hikaye. Burada bir işe var. Şu ana kadar da çıkmadı bu ortaya. Valbuena'yla Aykut Kocaman arasında bir iş var. Şu ana kadar çıkmadı bu. Kesin bir şey var yani. Uyumsuzluk var diyorsun. Kesin. Ya bugün bir yemekteydim. Aykut Kocaman'a kardeşimdir diyen birisi geldi. 50 senedir Fenerbahçe'nin içinde. Aykut Kocaman futbolcuyken Kemalettin'e diyormuş ki aman ha gol yemeyin. İyi savunma yapın falan diyormuş. Bu da diyormuş ki Aykut Hoca'ya. Ya sen santraforsun, sen orta saha oyuncusun, diyeceksin ki bana top getirin ben gol atayım ya. Sana ne ya adamın savunmasından ya. Şehir efsanesi gibi geldi. Hiç değil yani. Sol önde Alper mi oynayacak? Bilmiyorum abi. Yani Atif, sol önde Atif oynar. Sağ önde Dirar oynar. Ortada Valbuena. Ondan o zaman sonra ortada Alper oynar ortada. Alper oynarsa Valbuena kesik o zaman. Valbuena'nın Giuliano'nun olmadığı bir ortamda hatta 10 numara pozisyonunda oynamasını bekliyorum ya. Fenerbahçe'nin içinden arkadaşlar da diyor ki çok iyi oldu Giuliano'nun sakatlanması. En azından Valbuena krizinin ortaya çıkmasından kurtulduk. İlk 11 oynayacak mecbur en az 3 hafta. İşte ben de o kanaatteyim. 10 numarada Valbuena oynamalı diye düşünüyorum. Bence oynamaz. Bir kenarda Alper, bir kenarda Dirar ya da bir kenarda Atif. Rıdvan değil ben. Aykut Kocaman'ın en yakın arkadaşı. Ne diyor hocam? Anlatıyor yani. Diyor ki ya bu hoca böyle diyor. Böyle. Yani şunu söylüyor. Tamam biliyorum memnun değilsiniz, istemiyorsunuz anladım ama bunu da böyle kabul edeceksiniz diyor. Türkçesi bu yani. Buraya oturuyor her hafta Fener maçından sonra. Murat da orada oturuyor. Hoca da benim oturduğum burada oturuyor aşağı yukarı. Yani özetle diyor ki Türkçe. Hani ben o söyleyemiyor ben söyleyeyim yani. Ya bu da böyle işte. Bu da böyle. Bunu da böyle kabul edin. Ediyor musun? Benim edip etmem önemli değil ki. Ya bak bir daha anlatıyorum. Ben bir teknik adam tekrar ediyorum. Bir teknik adamın düşünce yapısı benim eleştirilerimden balidir. Balidir. Adamın bir tarzı olabilir. Tabii ki. Bu defansif de olabilir. Dengeli futbolu da olabilir. Hücumcu da olabilir. Ben sadece şunu söylerim. Ne söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Fatih Terim bunu diyor 2-5-3. Bizi biliyorsun diyor ya. Öyle oynuyor. Öyle oynuyor. Dediğini yapıyor yani. Ama?
Başarılı oluyor, olmuyor, beğenirsin, beğenmezsin. Böyle futbol mu kaldı? Dediğini yapıyor. Değil mi? Ersun Yanal. Ya biz dike oynayacağız, uzun top oynayacağız, işte basacağız. Tamam abi, dikine futbol deme, herkes ne geziyor. Yapacağız falan, tamam mı? Dediğini yapıyor. Sen diyorsun ki ben futbol böyle bir oyun değil. Şimdi daha nasıl bir oyun olduğunu anlamadık. Öyle bir oyun değil ama. Eşit Yani öyle bir oyun değil biliyoruz eşit da. Eşit ağırlıklı bir oyun diyor ama. Ama şimdi hayır, öyle bir oyunu nasıl bir oyun? O yok. Nasıl? Tamam böyle nasıl? Bu bardak böyle olmaz. Tamam nasıl olur kardeşim? Bu genel ülke sorunu ama. Nasıl olur futbol ya? Öyle bir oyun değil, genel herkesin yorumu. Nasıl olur abi? Nasıl? Nasıl olur? Öyle olmaz. Onu da işte daha anlatmadık. O zaman onu görelim. Eşit ağırlıklı diyor. Bir tane arkadaş yazmış. Fenerbahçe'nin oyunu 15-20 dakika hızlı başta. Duran toptan gol bul. Kapan. 1-0'ı korumaya çalış. Gol ye, bütün takımca hücum et. Eşit ağırlık diyorsun. Hayır abi. Eşit ağırlık demiyorum. Şimdi sen bana ne diyorsun? Gol yemeyeceğiz diyorum. Sen bana ne diyorsun? Bir tane de sıkıştırırız. Bizim futbolumuz dengeli oyun üzerine. Ben bir denge görmüyorum abi. İşte eşit ağırlık dediğim o. Savunmada da iyi olacağız. Olmuyorsun. Olmuyorsun abi. Savunmada da iyi olmuyorsun. Adam atıyordu iki. Castro'nun pozisyonu. Tabii. Tamam. Biz çok koşuyorsun. Ya bana ne diyorsun abi? Bana diyorsun ki Valbuena geri koşmuyor, o yüzden oynatmıyorum. Ben defansif zaafa izin vermem. Söylediğim bu. Doğru mu? Evet. Aykut Kocaman olarak söylediğim bu. Ben takımımda defansif zaaf istemiyorum. Diyor. Son derece saygı duyuyorum. Peki. Peki o zaman durum bir birken hem Valbuena hem Giuliano hem bilmem ne hem o hem bu. Beş kişiyle nasıl oynuyorsun abi? O zaman defansif zaaf olmuyor mu? Vardır hocanın bir bildiği. Son çırpınışlar, son dirlik. Senin düşüncen nedir Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair? Kısaca bir yorumunu alayım. Trabzonspor, Konyaspor lig maçında 10 kişi oynayan Konyaspor'a 2 tane stoperini de ortaya çıkartamayarak, kaleciyi de düşüyorum, 8 kişiyle hücum etmeye gayret etti. Ve yapamadı. Karşısında 9 kişi bekleyen bir takıma çözümsüzce 8 kişi hücum ettin, stoperlerini öne çıkartamadın, rakibe baskı kuramadın. O 9 kişinin beklediği Konyaspor'dan, bekleyen Konyaspor'dan döndün, bir de gol yedin. Trabzonspor, Rıza Avcı'nın geldiği dönemdeki Trabzonspor değil, bu bir. İkincisi, Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kendisini götürecek iradesi var ya, hocanın sürekli bahsettiği irade. O irade ne biliyor musun? Fenerbahçe ister Karabük'te, ister Trabzon'da, ister Galatasaray'da olsun, kırılması zor bir ceviz. Fenerbahçe zor yenilen, mağlup olan bir takım. Trabzonspor'un agresifliği de karşısında bu zor ve çetin cevizi gördükten sonra Fenerbahçe'ye karşı çarçabuk kırılacak. Benim bu karşılaşmalık tahminim, bu maç bence %40 berabere biter, %40. Ama kalan %60'ın 35'i Fenerbahçe. Sebebi de şu, Fenerbahçe hem atmosferik ortamdan, ama bu stat ilk defa oynayacak galiba, onu söyleyeyim. Evet. Hem atmosferik ortamdan, hem de Trabzon taraftarının gene inşallah olmaz ama üretebileceği o gergin ortamdan hep faydalanmıştır. En kötü dönemde Trabzonspor bu şartlarda yenmiştir. Ama şimdi Aykut Kocaman muhtemelen o savunma ve zor kırılan takımla karşılaşmaya başlayacaktır. Bir bekleyecektir, ince bir bekleyecektir. Ama ardından sonrasında oyunun Fenerbahçe'ye döneceğini zannediyorum. Trabzonspor Galatasaray gibi yumuşak bir takım bulamayacağı gibi o günkü Yusuf da yok. Israrla altını çiziyorum. O günkü Yusuf da yok. Ben avantajı evinde biraz daha Trabzon'dan yakın. Fenerbahçe'nin yenileceğini düşünmüyorum. Şimdi bir doğu başı şöyle. Ben de Trabzonspor'un kaybedeceğini düşünüyorum. Bir puan Aykut Hoca'yı bozar mı? Bozmaz. Bozmaz. Fenerleri bozar mı? Fenerleri de bozmaz. Trabzon'u? Trabzon bozuk zaten. Çok bozmaz bence. Trabzon'un şampiyonluk yarışına tamamen avlattırır. Ama yenerse diyorsun. Yenerse yarışta kalır. Bence yenerse, Konya maçında kaybettiler o işi de. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Ama sonuçta yenmek ister Fenerbahçe'yi Trabzonlu. Bir de kaç yıldır yenemiyor. Yani şu var. Trabzon'un da zaafını söyleyeyim. İki stoperi kötü abi. Kötü. Net konuşuyoruz. Yani. Oyuna katılmıyorlar ve kötüler. Yani kötü stoper değiller yani. Stoper ne işe? Stoper. Yani çok başarısız. Durdurucu. Adam durduramıyor abi. Abi hani yani durduramıyor. Temel ilkelerden uzak. Kuboşan iyi değil. Uğur çok kötü bak. Yani kötü değil. Çok kötü futbolcu. Uzak. Uğur gayet kötü bir futbolcu. Kusura bakmasın. Maalesef. Trabzonspor seviyesi değil bence de. Tamam mı? O sonra Duriç'a iyiydi. O da en son Ersun Hoca'yı yedikten sonra
Nasıl yediyse artık mideye mi oturdu, ne yaptı? Kaldı orada. Ve kaleci iyi değil. Bak açık konuşayım yani, kalecisi iyi değil Trabzonspor. Toplu abi reklama gideceğiz. Dolayısıyla hani defansif zaafları var. Fernando da iyi oynuyor. İki yorum okuyayım. Valbuena'yı kadro dışı bırakmak gibi bir durum olmaz. Aykut Hoca'nın için kaç maç kurtardığını unutmayalım demiş Buğra Bey. Kadro dışı demek. Peki gidiyorum. Reklama gidiyorum. Okuyamıyorum. Dönüşte okuyacağım yorumları çünkü gitmemiz gerekiyor. Çiziliyor. Kırmızı çizgide çizgiler. Biz de yorumlara devam ediyoruz. Görüşleri okuyordum. Ona devam edeyim. Sonuçta Fenerbahçe kazanıyor. Aykut Hoca'yı fazla eleştirmemek lazım demiş Sefa Bey. Önemli olan galibiyet demiş Sefa Bey. O konuda da haklısınız tabii. Sonuçta kazanıyor evet. Ha şu da var. Bak şu da var. Kadro kalitesi olarak Beşiktaş ve Başakşehir'in gerisinde. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Hadi Fenerbahçe 21 gol yemiş ya. 30 deyip duruyorsun. Ya 30 golü attı mı? 50 tane diye. 50'nin 25'e onu öylesine söyledim. Bak ya. Trabzon'dan bir izleyicimiz yazmış. Javier Pena. Kaç gol yemiş bir daha söyle. 21. E tamam kupada yediklerini sayın. İşte Vardar'dan yediklerini sayın. 30 tane etti yani sizde ama. İzleyicimiz demiş ki Trabzon'dan. Fenerbahçe'nin en kolay deplasmanı olması Trabzon'un Avni Aker kaynaklıydı. Bana göre yeni stadın atmosferi ve büyüsü çok farklı. Göreceğiz bu hafta sonu demiş. Evet o yeni statta ilk kez oynayacak Fenerbahçe'de. Yani, Trabzonspor futbol oynamaya çalışır. Tribünler de buna eşlik ederse. Derya Hanım demiş ki Juliana yokken Valbuena ilk 11 oynamazsa Aykut Kocaman büyük tepki alır. Zannediyoruz. Tahmin ediyoruz. Yani ben başkan da dahil yönetimden çok fazla desteği kalmadığını düşünüyorum. Kocanın memnuniyet mi? Kalmadı. Memnuniyet kalmadığını düşünüyorum. Ama Aykut Hoca'nın sistemi kısa vadede istediğini gösterecek bir sistem içeriği değil. Uzun vadeli bir sistem o. Örgü yapısı var ya. 8 sene sabredersen. Bir 2-3 sene sabredilmesi lazım. Hani o örgü sistemi. Erbatur, matematik. Bugün Trabzon'u yendiğin zaman 39 yapacaksın. 45 puan var. 39'un üzerine 36 koydun mu 75 eder değil mi? 39'a 36 koydun mu 75 eder. 39'a 31 koydun mu 70 eder. 45'in 14'ünü kaybetme hakkın olur. Yenersen doğru. Eğer. Yenersen. O zaman büyük avantaj tabii. Yenersen. Tabii. Yenmeme yani. Bir rakibin nakavt ediyorsun bu arada. Aykut Hoca'nın birinci tercihi yenilmemek olur. Çok da bozmaz bir puan. Aykut bir Hoca, puan bozmaz. Aykut Hoca bu sene şampiyon olunmasa da takımda devam edecek mi? Abi kongreye falan çok bağlı her şey. Kongreye çok bağlı. Aynı hesabı Başakşehir için yaparsan Karabüyü yendiğini varsay bu hafta 42 puan eder. 72'de 30. Fenerbahçe kimle oynadı? Göztepe oynadı. Evet. Çok zor kazandı. Normal Göztepe çok iyi bir takım. Galatasaray Kayseri oynadı. İyi bir takımla deplasmanda Kayseri. Yine zorlanarak 20 dakika kazandı. İyi oynadı ama zorlanarak kazandı. Beşiktaş kötü oynadı kazandı. Beşiktaş istek yok Beşiktaş'ta. Daha iyi oynayabilirdi. Onu konuşalım. Söylüyorum sana. Başakşehir Bursa maçını izlediniz mi abi? Tabii. Takım farkı var abi. Kim ne derse desin. Bayağı takım ya. Bayağı takım ya. Oyun gücü farkı var ve daha Arda ile Bayiç gelecek. Arda geldi. Bayağı takım ya. Yani. Hayır. 11'de Arda olacak daha. Tabii. Yani bayağı iyi takım abi. Yani şöyle bayağı iyi takım. Ya futbolu falan oynatmadılar Bursa'yı yani. Konuşalım. Duran topu var. Oyun akan oyunu var, kontratı var. Çok iyi oynuyorlar. Abdullah abi. Hoca'nın hakkını verelim. Yani çok abi. İyi oynuyorlar yani. Arda, dinleyelim de Abdullah abi. Arda hocaya demiş ki hocam demiş yani ya oranı iyiymiş Arda'nın. Benim sizi bıraktığım yerden çok çok daha öndesiniz demiş. Yani benim sizle en son milli takımda çalıştığım yerden çok çok daha fazla öndesiniz demiş. Ya bu Arda'nın lafı. Teknik direktör. Hoca da buna şu karşılığı vermiş. Daha da iyi olmamız lazım hep beraber. Benim de kendimi geliştirmem lazım. Daha benim de yükselmem lazım. Bitmiyor yani hedefler. Yani toplamda 2500 dakikalık antrenörlük yapıp Ümit milli takıma gelmeye benzemiyor bu şimdi iş yani. Şimdi senin bu dediklerine tepki gelecek. Arda niye böyle bir şey söylüyor hocaya diye. Çünkü. Ama o değerlendirmeyi yapabilecek tecrübeye sahip Arda. Hocanın 12-13 yaşından beri tanıdığı bir adam olduğu beraber için. Beraber çalıştığı. Aralarındaki hukuk da futbol tartışabilecek bir hukuk olduğu için. Saygısızlık yapmadı Arda. Arda futbolu çok iyi bilir abi. Ayrıca yani. Takip eder ayrıca. Bir de çok hocam sevim. Ben seni çok daha iyi gördüm. Çok daha yani mesela Hull City. Wolverhampton ikinci lig maçını izler. Güzel. Bu da ayıp bir şey değil, aslında güzel çok, bir şeydir. Çok güzel yani. Bir şeydir. Güzel ve bir yani Gerets'le, Ersun Yanal'la, Fatih Terim'le, Abdullah Avcı'yla, değil mi? Lucescu'yla. Türkiye'de bunlar. Yani başka? Türkiye'de bunlar bu kadar. Simone'yle, efendim Luis Enrique'yle,
şeyle kısmen Valverde'yle. İlk bir tane Arjantinli vardı Atletico Madrid'de. Onunla falan çalışmış adam yani. Peki Abdullah Hoca'nın bu sene şampiyonluk hedefi, kişisel hedefleri ne? Ben merak ediyorum. Bir sonraki yemekte soralım hocam. Ben sordum geçen gün. Dün mü? Hı. Dün sordum. Nedir bir sonraki hedef? Olur musun dedim inşallah. Ne olacak bir sonraki hedef? Bir numaralı merak şampiyonluk adayın Medipol Başakşehir mi? Ben bunu transferden önce söylüyordum. Söyledin. Devre arasında transfere bakacağım. Kim ne aldı bakacağım. Daha transfer bitmedi. Evet. Benim hala bir numaralı şampiyonluk adayım Başakşehir. Ama transferlere bakacağım. Daha bitmedi transferler. Doğru. Sen ne diyorsun Mehmet Ayan? Transferler bitmeden önce. Ben hala Arda hariç, çünkü Arda'yı dediğim gibi ilk 11'de 3-4 hafta daha bir kenara koyuyorum. Ben hala Arda hariç yaşın bir takım sıkıntılar getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü hoca haftalık idman sistemine göre, sistemini bile bu yaşlı takıma göre zaman zaman doğru planlamak zorunda. Ama çok geniş kadro ya. Çok geniş kadro. Rinat Bayiç'i de aldılar. Mehmet Battal'la ilgili bir arrivederci durumu olabilir. Neler olsun Mehmet Battal'ı? Antalya istiyormuş. Stoperlerden bir gönderme söz konusu. Hemen iki de Antalya'ya, Alanya'ya gidiyormuş. Ha. Alanya'ya gidiyorsa zaten Lav'da Beşiktaş'a. Işte. Yazık yani Alanya'da. Benim kim şampiyon olur diye bilmem için gerçekten önümüzdeki 4 maçları görmem lazım. Ama şu matematiğim şunu söylüyor. Bu hafta Karabük normal alınmasın. Yani oyun gücü olarak da eksik bırakın. Başakşehir Karabük'ü yenip puanını 42 yaptıktan sonra arkadaşlar kalan 45 puanın 30'unu alıp 15'ini kaybetme hakkı, maç başı ortalama 2 puanla şampiyon olma hakkı kalıyor ya. Büyük mevzu. Eğer Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu 4 karşılaşmayı kenarda bırakıp kalan 11 maçı da kazandığın zaman zaten 33'ünü alıyorsun. 42-33 daha işi bitiriyorsun zaten. Ben hep Beşiktaş diyordum sezon başında Medipol Başakşehir'le beraber ve Galatasaray diyordum ilk başta. Ama Beşiktaş demeye başlamıştım birkaç hafta sonra ama şu an Beşiktaş tüm rakiplerin arasında en zayıfı düşünüyorum. Şu anlamda, kadro anlamında en kuvvetlisi. Ama mental açıdan en zayıfı çünkü doymuşluk var. Şu an taraftarlar bunu pek seslendirmiyor ama o iki senenin doymuşluğu, Şampiyonlar Ligi coşkusu, ligin deplasmanlarını biraz aman havasına getirmiş. Galatasaray'ın şampiyonluğa bir adım daha hızla koşmasının en ve ilk kritik virajı, bugün itibariyle en ve ilk kritik virajı Sivas deplasmanı. Sivas'ı geçersen Osmanlı Antalya'yı cepte kabul ediyorum, Galatasaray 4'te 4'te girmiş oluyor. Ha ben bu arada Beşiktaş mental olarak zayıf dedim ama Antalya'yı yendi. Arka arkaya 4 maçı da kazanır şimdi. Hamza hocam kusura bakmasın zaman, Antalya çok maç kaybeder. Çok normal. Antalya ama çok maç kaybeder. Başka bir sürü sıkıntısı ama var. Ama büyük sıkıntılar yani. Yaşadı. Çok geçelim derdi. Beşiktaş'a geçtik Beşiktaş'ta madem. Beşiktaş'ta abi şunu sohbeti görüyorum. Güntekin Onay'ın yorumunun altına imza atarım. Hangisi o? Çocuğu linç ettiler. Adamı linç ettiler biliyorsun değil mi? Güntekin Onay'ın yorumunun en altına. Yani sosyal medya linçlerini bırakalım. Türkiye'nin en büyük Beşiktaşlarından bir tanesi olan Güntekin Onay'ın yorumunun altına imza atarım. Üstüne de tek kelime etmem. Şampiyonluk adayları arasındaki en az iştahlı takım Beşiktaş dedi. Paralel düşüncedeyiz. Yani dedi Antalya gibi çok zayıf, çok zayıf ve ciddi sorunlar olan bir takımı bir oyuncunun kalitesiyle yenmemesi lazım dedi. Doğru söylüyor. İşte biz sene başından beri söylediğim şey o doymuşluk. Beşiktaş'ta lige karşı bir doymuşluk var. Coşku yok, açlık yok. Çok net. Sene başından beri İştah konusunda Beşiktaş. Ya Beşiktaş benim gördüğüm bu sene Şampiyonlar Ligi hariç bir maçta iştahlı Galatasaray'ı perişan ettiler işte 45 dakikada. Tek maç iştahlı oynadı. Onun dışında... Onun da devre arasından. İkinci yarısı itibariyle yani. Bu biraz şeye döndü. Yani sen Şampiyonlar Ligi oyna, gel sonra Rize'ye deplasmana git. Bir de Kuvarajma'ya falan tepkiler Beşiktaşlılar'da var. Ben haklı görüyorum. Yani... Takımın Kuvarajma'dan başka oyunu olmayacak mı? Yalnız işin kötüsü galiba Negredo'da bu sistemin santraforu değil. Ya kardeşim biz burada boşuna konuşuyoruz. İspanyol'dan olmaz. Peki şu Lav haberlerini verelim İlker. İlk olarak 16. haber. Şampiyonluk barajı 77'dir demiş Ulaş Bey. Olmaz daha düşük olur. 73'e bekliyorum ben bu sene. Şampiyonluk barajı 71-70 olursa şaşmasın Ulaş Bey. Son teklif. Başkan Fikret Orman, Aytemiz Alanya Spor Başkanı Aslan Çavuşoğlu'na Lav transferi için son teklifini yaptı. Aras ve Mustafa Pek demek bonservisiyle Mitrovic veya Gökhan Töre kiralık olarak ayrıca da 1 milyon euro. Daha ne yapsın ya? Aras artı Mustafa Pek demek. Bence Mitrovic'le verilebilir bonservisiyle ama Töre'yi vermeyi de çok mantıklı bulmuyorum. İyileşmeye başladı. Bir sonrakini görelim. Kartal Yiğit'in haberiydi bu. Akşam idmanında bugün de katılmadı. İki gündür katılmıyor. Bu haberler dün istihbaratlı. Kariyerim Beşiktaş'ta bu bir tek akşam Star'da vardı. Yönetici Umut Güner Başkan Çavuşoğlu ile masaya otururken Sambacı'da çok ciddi teklif var. Devler Ligi fırsatını kaçırmak istemiyorum. Bırakın gideyim diyerek tavrını ortaya koydu ve resti çekti. İki gündür de idmanlara çıkmıyor. Peki Eto olur mu abi Eto? Eto Galatasaray deniyor, Beşiktaş deniyor. Beşiktaş niye bekliyor o zaman Magnarlov'u?
Wagner lavu artık bitmek üzere şeklinde yani yorumlar geliyor. Eto'da olabilir mi acaba? Bir de Larin'i verebilirler, Larin'i. Arkadaşlar. Larin bugün bu arada Orlando Magic tabii. Orlando ekibi rest çekti. Yani bizim oyuncumuz siz nasıl idmana çıkarıyorsunuz diye. Orada da ayrı krizler var. Yani Larin'i verebilirler bir seneliğine gitsin bir şey. Osmanlı istiyormuş galiba. Hani gitsin bir tecrübe kazansın saat olabilir. Saat 2.30 itibariyle bugün 2.30 itibariyle Beşiktaş yöneticilerden bir iki kişiyle konuştum. Dedikleri şu. Mesajlaşma açık şu an hatta. Dediler ki Alanya parada uçuyor. 2-4 milyon euro istiyor. 3 üstüne Mustafa Pekdemir istiyor. Bakın bunlar bilgi. Eğer Mustafa Pekdemir'in oynamayacağı belli zaten. Görüyor zaten. Hı-hı. Başka bir oyuncu istemiyorlar. Mustafa'yı istiyorlar. Artı 4 euro istiyorlar. 4 çok. Wagner'e de 4 çok ya. 4 artı ama Mustafa hani istiyor. 2.850'ye falan. 2.5 artı Mustafa artı Boyko Aras. Artı Aras. Olur. 4 artı Mustafa istiyor. Makul. Ama bu. Ama Aras'ı ne yapacaksın abi? Adamın kalecisi var. İyi kaleci. Haydar iyi kaleci abi. Ne yapacak ki Boyko'yu? Onu da öyle düşün yani. Boyko'yu verme. Aras'ı ver. Mitrovic'i bu kiralık bugün saat 2.30 itibariyleydi. Akşama kadar şeyler köprüden. Emrah Baba Başakşehir'de mi? Emrah Akbaba Başakşehir'de. Soca ile konuştum geçen gün. Seneye bu konuyu. Başakşehir'de mi? Fenerbahçe'de diye geliyor yorumlar var bu arada. Direkt Abdullah Hoca'nın ağzından söyleyeyim. Emrah Akbaba'yı yönetim bana gelecek sezon için sordu. İstediğimi söyledim. Bitmiş bir şey yok gelecek sezon için. Ama ben Emre'yi 3 milyon Emrah euro istedim. Fenerbahçe'de istiyor. Fenerbahçe devrede şu an söyleyeyim ben. Ben Emre'yi 3 milyon euro para çektiler bana. Antalya'dan istemiştim. Vermediler. 3 milyon euro istediler. Alanya'ya kiralıklar demişti. En çok top kaybeden hücum oyuncusu. Ama 8 numara oynatacak Fenerbahçe onu. O yüzden mi Fenerbahçe'ye geliyor? Hani senin tezin var ya. Peki Love mu Eto mu Beşiktaş'ın sistemine? İşte olur abi. İkisi de olur. Büyük topçu. İkisi de Negredo'dan da zaten büyük pek demekten abi. Büyük topçu. Negredo falan oynamaz kardeşim. Negredo sıkıntı var. İspanyol forvette. Oynamaz. Solda da golü atamadı. Golü kendisi kalesine attı kaleci. Stoper ya. Doğru. Vuramadı topa ya. İspanyol forvetler olmaz diyorsun yani. Olmaz abi. Ya bu paylaşımları da ya bunların ikisi de bak. Tekrar ediyorum. Solda da Negredo da çok kaliteli oyuncular. Bugün isimler Villarreal'e. Real Betis'e. Real Betis'e falan acayip iyi oynarlar. Çok kaliteli isimler. İspanya ama Türkiye Ligi'ndeki oyun, Türkiye Ligi'ndeki futbol mantığı bunları oynatmaz. En olmuş İspanyol yine Guiza değil mi? En başarılısı. Nereden çıktı? Yani işte en başarılısı o düşünüyorum. En başarılısı Guiza. Fernando Torres'tir abi. Ha sen Türkiye'de diyorsun. Türkiye'de bahsediyor. Pardon, şey mesela Fransa'ya gitseler Montpellier'de falan oynasa uçarlar. Ya teknik oyuncularla falan hani alan paylaşımı bilmem ne falan güzel ama Türkiye'de öyle bir oyun yok abi. Onu demeye çalışıyorum. Türkiye'de Fernandao, Gomis işte veya acayip teknik oyuncu lazım yani. Çok çok usta oyuncu lazım. Wagnerlov gibi, Eto gibi. Elmander'in iş yapması böyle bir sert gibi, değil mi? Adebayor gibi. Yani geri gelip orta sahaya çıkıp top alması gibi. Çünkü adam biliyor bakıyor ki pozisyon almayı bilmiyor bu stoperler diyor. Bunlar diyor kazma diyor. Ben öne çıkayım topu alayım. Öne çıkınca gitmek yok biliyorsun bizim stoperlerde. Tabii. Baba rahat rahat topu alıyor. Baba benim yanıma gelme de diyor. Git önüne al diyor. Aldım yani şu şartlarda Trabzon Başakşehir maçı 3 olur değil mi? Adam işi biliyor ya. Ve bir tarih yıkılıyor Abdi İpekçi. Kaç dakikamız var onu söyle bana. Ne kadarımız var İlker? 5 dakikamız var. Söz sende Mehmet Ali. Ya bu benim için hüzünlü bir tablo. Kuşkusuz bir sanat eseri ya da cami ya da bir saray muamelesi yapmıyorum. Tabii ki yıkılıp yerine daha efektif bir şey yapabilir ama benim orada anılarım çok fazla. Benim babam inşaat mühendisi var. Oranın devlet adına kontrol mühendisliğini yaptı. Öyle 1989 mi? Yılında Harlem cumartesi günü oynadı. Cuma akşam o potolara basket atma şerefinden nail olan bir adam olarak. Orası benim için çok özel kıymetli bir yer. Ama maalesef o dönemi yaşayan arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Erbatur belki o zaman küçüktü ama Serdar sen çok iyi hatırlarsın. Çok ciddi bir itibarsızlaştırma çalışması yapıldı. Ne için abi? Abdi Bekir Spor Salonu için. Çünkü haklı olarak ben de çok üzülmüştüm. Spor sergi yıkılmıştı. Spor sergi yıkılınca insanlar işte o kadar uzağa mı gidilecek basketbolu Taksim'in göbeğinden aldılar türü haklı eleştiriler öyle, o yapmışlardı. O zaman tabii spor sergi kapanmıştı. O gün ya. Öyleydi. Ama daha sonra bu eleştiri kalemleri bir türlü Abdi İpekçi'yi o istediği yere taşıyamadı. Basketbol federasyonları da o dönemde Turgay Demirel federasyonları vardı. Hiç o gereken ilgi göstermediler. Halbuki Yenikapı'dan hatta Bakırköy'den sonra şimdi Marmaray'dan Topkapı'dan hatta benim oturduğum Koca Mustafa Paşa'nın otobüs duraklarından falan son derece güzel gidiş gelişler sağlanabilirdi. Herkes için bir nostalji yıkıldı ama benim için dediğim gibi yani Harlem'in öncesinde basket potasına basket atabildiğim tonlarca maç seyrettiğim Türkiye için 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın adeta
simgesi. Çok üzüldüğümü söyleyeyim. Ama tekrar söylüyorum, üzülmekle birlikte. Yerine de bir spor tesisi yapılıyor olmasına ayrıca mutluyuz. Yerine yapılan da hiç spor tesisinin falan değil, daha ötesinde bir alan, bir merkez yapılacak. Yerine bir şey yapılıyor diye üzülmüyorum ama o tarih, o nostalji abi hiç olmazsa site mite yapmıyorlar yani, tabii, onu demeye çalışıyorum. Tabii. Yani. Dolayısıyla Abdülbekçi Spor Salonu'nun yıkılması benim için çok kişisel hayatımda çok üzüntü yaratıcı bir şey oluşturdu, üzüntü oluşturdu. Ama keşke şey yapılabilseydi, Topkapı bağlantısı, yeni kapı bağlantısı, insanlar yer bu tür. Hem o zaman sen İzmir dedin, şaka yapmıyorum gerçekten. Ve şu yapıldı İstanbul'da yıllar boyu, hepimiz yaptık belki. Orası çok uzak, orası çok uzak, orası çok uzak. Yıllar boyu İstanbul'da orası çok uzaktan, biliyor musun? Maalesef. Spor sergi yıkıldıktan sonra hepimiz üzüldük ama spor serginin yanında, yani eskiden değil mi, istiskal edildi Abdülbekçi Spor Salonu'nun yeri. Spor serginin yanında otel var şu anda. Tabii. Hı. Ama işte otel değil ya. Koskoca kongre merkezi var ya. Kongre merkezi var. Ne otel, ne otel. Yani bu anlamda hak ettiği değeri bulamadı. Belki şu anda basketbol gelişimi. Bir de tabii Abdülbekçi 1979'da temeli atıldı bu arada. 10 yıl sonra tekrar yapımına başlandı. O yıllar boyu orada o sütunlar kaldı. Evet evet. 10 yıl sonra bir sene bir sene yapıldı. Evet. Yapıldı. İşte dediğim gibi babam da oranın kontrol mühendisi. Benim için çok ayrı bir yeri vardır. Üzüldüm ama yerine yapılacaktı da seviniriz. Benim için de Abdülbekçi Koraç Kupası finalinde Efes'in Trieste'yi Volkan Aydın 8 sayı farkla yendiği ilk maçın sağ içinde seyretmiştim. Ha, sağ için. O anıdır. Üniversitedeydim o zaman. İnanılmaz bir kalabalıktı. Oydu. Tabii anılarımız güzel. İnşallah daha güzel anıların olacağı yere gidelim. Milli takım konuşamadık. Konuşuruz bir sonraki. Cuma konuşalım. Cuma konuşuruz. Abdi İpekçi benim için de Efes'in unutulmaz maçları demektir. Unutulmaz basketbol geceleri, geceleri, günleri demektir. Abdi İpekçi çok güzel. Asla unutmayacağız. Mahmutçidir. Bir dönemler konser yapılırdı oralarda, çok tabii güzel. Sen yaptın değil mi? Ahmet İhsan'la falan beraber yaptın mı? Ahmet İhsan'la yapmadım. Ahmet İhsan... Ama konsere izleyici olarak gittim. Konser yapmışım var 60 tane. Şey çok güzel ya. Bizim de yapmadığımız iş. Serdar olmuş. Keşke daha önce atsaydık. Abdi İpekçi sizin için ne demektir? Oyuncu olarak tarif etsen çok güzel bir şey söyledin. Abdi İpekçi'yi bir oyuncu da tarif edersen Petar Namoskidir. Namoskidir. Abdi İpekçi Namoskidir yani. Peki yavaş yavaş. Spor sergide İTÜ ve Eczacıbaşı'dır diyebilir miyiz? Spor sergi İTÜ ve Eczacıbaşı'dır. Eczacıbaşı'dır daha çok değil mi? Bu arada bazı vücut geliştirmeci sporcu arkadaşlarımız tabii ki alınmış sözlerimizden. Ya biz burada kimseye itham etmedik zaten. Yanlış anlaşılmasın. Haber verdik ya. Verilen haberi ekranlara taşıdık. Abi spor yazı sıkıntılar, çok zor iş baba. Sıkıntılar olan bir spor olduğunu söyledik. Herkes de gayet temiz kalarak şampiyonluğa ulaşabiliyor bu sporda. Maalesef kalmayanlar var. Çok zor iş baba ya. O ayrı, çok zor iş. Oradaki eleştirimizin ne olduğunu söyleyelim. Oradaki eleştirimiz kulüp sahibi iki kişinin Vücut Geliştirme Federasyonu'nun 1 ve 2 numaralı olmalı. Lütfü abinin de benimdeki eleştiri de o zaten. Tabii. Tuz koktu dediğimiz o. Sporu yapanları niye eleştirelim? Tarihi analım. Bu tarihi spor merkezleri bize müthiş hayat hafızalarımıza anılar bırakıyor. Yeni anılarla tekrar konuşmak üzere karşınızda olacağız tabii. Cuma gece geç saatte buradayız. 22.30-23 gibi. Ha işte o sıralarda. Sularında değil bu arada, öyle bir şey yok. Sıralarında. Sularında diye bir Türkçe yok. Sıralarında. Peki Arbatur'cuğum. Peki Serdar abi.